Günaydın, hafta sonundan herkese merhaba. Herkese iyi hafta sonları. Yine birbirinden değerli konuklarımız stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Parlıyor konuklarımız. Evet ya. Bunda biz mi parlıyoruz? Şahane. İkiniz de bir bir arada olunca şahane oldunuz. Çok şükür. Tabii çok size şükür. Bir enstrüman versek bize orkestra oluştu. Bak şeylerin vokalin falan her şeyin evet, hazır. Bateri evet. Materi. Derileri de biz böyle kızlarla aldık. O yüzden zaten aklına geldi. Rock'ın olduğu. Buradan yürürüz artık. Ay süpersin. Hazal Hatun. Buyursunlar. Atınızda mı geldiniz efendim? Kuruluş Atı... Osman nasıl tabii, gidiyor? Tabii. Kapının önüne park ettim. Çocuklar aldı seyisler. Vallahi çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Yani böyle hani gerçekten şeytan kulağına kurşun nazarlardan saklasın diye. Çok aşık olduğum, çok koşa koşa gittiğim bir set. Çok yolunda. Ama tabii hani tahmin edersiniz ki işte... Kameralardan önce konuştuğumuz gibi 25 senedir de yaptığım en zor set bir yandan da. Yani cehennem haftası gibi. Komandolarım var ya bu cehennem haftası. Direnen sağ kalıp komando oluyor gibi bir şey. Çünkü yani ata bin, attan in, kılıç, işte aksiyon çek. Oradan drama sahneleri böyle antik Yunan gibi falan. Hani oyunculuk açısından çok büyük bir şans. Bu kadar evet. Sınırları fiziksel, zihinsel, ruhsal zorlayan iş. Nasip olması adına çok mutluyum. Ama yani gerçekten yaptığım en zor ama en keyifli set diyebilirim. Hazırlık yaptınız mı? Yani tabii. Merak ediyorum yani o kılıçları inanılmaz derecede sallıyorsunuz ve düzgün sallıyorsunuz. Çok şükür. Onun eğitimi aldı. Tabii. Atlar matlar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Burak 2 sene role hazırlanmış zaten. Başka evet. Türlü onu yani Burak dışında zaten bence hani Osman'ı oynayabilecek şu anda Türk aktör yok. Net, çok netim bu konuda. Olağanüstü oynuyor bence. Aynı zamanda da dizinin fanı gibi anlatıyorum seyirciden, kusura bakma. Çünkü gerçekten ben bölümleri izlerken de dizinin fanı gibi izliyorum yani böyle haydır Allah Allah. Vallahi öyle bir şey veriyor. Vallahi billahi yani evet. Böyle buradan da bir yana kapılıyor. O yüzden falan. Makyajda biraz önce çok. Bağırıp çağırıyor bir şey oluyor mu çıkıyor ya. Bayağı fanıyım yani oynadığım işin içinde falan. Ama çok da önemli bir rolde Hazal Hatun falan. Şimdi çok sokakta şükür. Herkes senin için de bugüne kadar tabii ki birçok güzel rollerde ama herhalde en akılda etkili kalacak olan bir yani, iz bırakacaksın yani. Yani inşallah onlardan biridir. İnşallah da beceriyoruzdur. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğitim, ciddi bir eğitim süreci var zaten. Hani bizim dizide oynamadan önce bir 2 ay işte o kılıç eğitimi, ok eğitimi, at eğitimi öyle bir süreçten geçiyorsun. Ama asıl devran sette dönüyor tabii yani. Hani o 14 litre oksijenin altında 6 gün... Onunla başa çıkmak başka bir performans. Fakat yani hani bana sorarsanız biz Game of Thrones çekiyoruz. Süper. O yüzden de çok mutluyum. Harika. Çünkü işte Metin Hocaların söylediği çok sevgili senaristimiz ve aynı zamanda yapımcımız Mehmet Bozdağ'ın söylediği rakamlar şeyde işte YouTube'du, sosyal mecralardı, dünya genelinde işte satılan ülke sayısıyla tekrar izlemelerle bir bölüm 4,5 milyar defa izleniyor. 4,5 milyar. İnanılır bir muazzam bir rakam bu çok. Yani. Evet. O yüzden de yani hani biz tabii başka bir mütevazılıkla o setin içindeyiz. Hepimiz adına söylüyorum. Çok aşkla çalışan adanmış bir ekip. Ama arada böyle bir bunu hatırladığında da böyle bir şey oluyorsun yani. Bir dakika ya şu sahneyi ben bir daha bir çalışayım falan. Ay bir de şöyle olacaksın şimdi farkında değilsin pandemiden dolayı. Tabii. Bir yurt dışına çıkmaya başla orada daha çok hissedeceksin şu anda. Yani, mesela bazı ülkelerde tabii. Türkiye gibi gün birincisisiniz yani. Yani işte Pakistan öyle, Özbekistan Cumhurbaşkanı Arnavutluk aynı şekilde. Bir de tabii bu dirilişten başlayan bir miras. Kuruluş Osman'la beraber Türk Cumhuriyetlerinde özellikle çok ciddi bir gönül bağı ve bir kardeşlik bağı oluşturmaya başladı. Fakat bunun yanı sıra da hani bizden çok uzak kültürlerin de seyrettiği o raporlarda gözüküyor ve o noktada da bayağı Kuruluş Osman dünyayı fethediyor bebeğim gibi bir durum. Sorry not sorry yani. Hazır dünya demişken Fadik ya dünyadaki gururumuz. Evet. Çok gitmediğin yani kıta kaldı mı? 5 kıtaya gittin değil mi? En son Avustralya. Evet en son Avustralya ile tamamladık. Orada da muhteşem yorumlar. Evet çok yani çok mutlu etti. Oyunla ilgili çıkan eleştiriler, yazılar gururlandırdı bizi. Ama en son konuşuyorduk Amerika'ya daha gitmemiştin. Şeyden başlayalım evet, mı? Evet, dünya festivallerinde çok büyük başarı. Bir de çok film, beğenildi. Filmi anlatma. Yani nerelere
gittin? Neler oldu? Onlardan başlayalım. Evet, şimdi Colorado Boulder bizim ilk festivalimizdi. Fakat pandemiden dolayı dijitale dönünce bize dediler ki bize kayıtlı bir halini yollayın bunun. Öyle bir şey yok. Hemen bir günde ekibi toparladık. Cer Modern Ankara Müzesi, Modern Sanat Müzesi bize kapılarını açtı. Ve ben Muse bir Esin Perisi adlı tek kişilik oyunumu bir sinema filmi olarak çektim. Yönetmen olarak son dakika yazıp çok teşekkür ederim. Ve tiyatro sineması tadında aslında biraz Pia filmi ki o Colorado Festivali'nin başkanı dedi bize Pia'yı hatırlattı. Pina Bausch'un şeyi filmi, Pina'yı. O tatlı bir şey çektik ve en iyi yapım ödülünü alıp geldi. Süpersin ya. Çok mutlu şükür. Etti. Sonra Colorado'dan sonra Washington vardı, iptal oldu. Brighton, İngiltere'ye gittik. Orada çok güzel yorumlarla geldi. Bir de oyunun ben dijital versiyonunu da çektim. Hem tiyatro olarak, hem sinema filmi olarak, hem canlı tiyatro olarak üç versiyonda paylaşıyoruz artık. İşte o yüzden başka Fatih Sevin Atasoy yok. Ay canım. Evet. Ya, gerçekten yok. Şey yaptığın bir de için. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu Pina Bausch filmi dediğimiz şey de misal o yani bu insanların arasında bu çapta aktörlerin bu çapta işte multi talented deniyor ya onun tam Türkçesine çok fazla yeteneği bir arada barındıran insanların arkalarında çok ciddi ekipler oluyor. Şimdi Fadik filmi çektik falan diyor eminim. Yani %90 işi ekibi her şeyi kendi organize ediyor. O noktada baktığınızda bu bizim setler için de aynı şeyi düşünüyorum ama Fadik için ekstra bunu söylemek isterim. Muazzam bir başarı çünkü bunu tek başına yapıyorsun. Çok. Bütün o ekibi tek başına kuruyorsun, yönetiyorsun, koordine ediyorsun. O noktada muazzam bir başarı yani, yaptı. Gerçekten İngilizce yazıp oynuyor. Bir de kendi çekmiş en son yönetmenliği şahane. Evet. Şu an şöyle bir şansım oldu. Ben Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız da oyunu gelip izlemişti. Zaten takdirini belirtmişti ve hani destek olursa bu yolculukta biz buradayız demişti. Bu süreçte onların desteğini aldım. Aldın mı? Tabii süper, ki. Ve gerçekten bu projenin çok arkasında durdular. Hep takipte de oldular. Yapılabilmesini sağladılar. Onlar da destek veren çok önemli bir kurum oldu. Dolayısıyla hani bakanlığımızı da arkamıza alıp çok güçlü bir devleti şekilde almışsın arkana. Devleti aldım. Hakikaten öyle ve gururla da geri dönüşümünü sağladık. Brighton'dan sonra o kadar gezdi ki ben bile unutuyorum. Danimarka'ya gerçekten gittim ve gerçekten oynadım. Yani şey süper. Dijital ve sinema versiyonu değil. Çok güzeldi bir Danimarka seyircisi. Bir de sessiz sedasız oynamıyorsun. Biz senden takip ediyoruz. Bir de o kadar güzel işini takip ediyor ki mütevazılığını hiç kaybetmiyor. Aynen. Başkası olsa tabii. Hiç ulaşılacak bir durumu olmaz. Yani yeterince sesini Türkiye'de verebiliyor muyuz? Ama bilmiyorum ama gerçekten orada yaşamak lazım. Kim bilir orada nasıl tepkiler alıyorsun? Biz çok. Burada sadece haberini yapıyoruz ya da görüyoruz ya yani. En güzel kısmı da yurt dışında mesela denk geliyor. Genelde hep yabancı seyirci oluyor İngilizce oynadığımız için ama oraya gelen Türkler de diyor ki kendim sahnedeymiş gibi ya. Hissettim. Güzel bir şey. Beni burada gururlandırdınız ya o kadar güzel bir duygu ki hani öyle bir geri dönüşüm de almak. İşte en son dediğiniz gibi de Avustralya ile 2020 dünya turunu 4 kıtada bitirdim. Gurur kaynağı. Müthiş. Çok teşekkür başarının ederim. Devamını diliyoruz. Şimdi yani. Türkiye'deyiz ve güzel bir 11 sene sonra artık Türk seyircisine hizmet ediyorum. ATV'de bir diziye başlıyoruz. Hayır, evet. Kardeşlerim dizisinde Nazlı Heptürk yapımcısı New Generation Media, NGG gerçekten Media. Sefil'in kızını yapan şirket. Evet. Sen niye çok sevindin? Ya arkadaşın Nazlı'nın. Nazlı'nın arkadaşı ondan. Nazlı benim hemşire kız kardeşlerden. Funda gibi, Fadik gibi. Çok özel bu sektördeki muhteşem, yetenekli, işte işkolik, çalışkan, çok iyi bir yapımcı. Gerçekten değer üreten, çok kıymetli bir arkadaşım, dostum. Ve bu projenin onun için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Projenin ilk yapım aşamalarında biz böyle sohbetlerde ya bu işte rolü çıkartıyor, yazıyor, senaryo geliyor falan kim oynayacak ve Fatih o sırada dünya turlarında yani. Hani çünkü bak ben size dürüstçe konuşayım da. Ben söyledim. Ayşegül beni dövmezse göçedemem. Şimdi şekerim şöyle oluyor. Biriyle bir level'ın üstünde aktörlük gerektiren roller için 4-5 kişi var sektörde. Ya o, ya o, ya o, ya o, ya o. Altıncı yok, tamam mı? Orada da Fadik bir 10 senedir Amerika'da olduğu için. Fadik zaten yok, şimdi Yeşim burada, şu şurada, bu burada. Ona göre oluyor. Çünkü hani belirli standartta rolleri herkes oynuyor ama belirli bir performans
aktörlüğü diyorum ben. Evet. Hemşire o. Doğru söylüyorum doğru, değil doğru mi? Doğru söylüyorsun. Performans gerektiren roller için gerçekten bir şey... Başka bir artık en azından ustalığın çıraklığında görüyorum ben kendimi. O seviyede bir yerde olmak icap ediyor. Nazlı da deliriyordu. Ben yani çok güzel bir rol çıktı. Kim oynayacak, kim oynayacak? Sonra Fadik'le yolları kesişince Nazlı'yla telefonda ay canım benim ya. Gerçekten göbek attık yani. Çok önemli bir rol ve evet. müthiş bir iş geliyor söyleyeyim. Evet, evet. Ben de birisi daha söyledi bana inanılmaz bir iş geliyor. Evet. Çok bambaşka. Evet, çok özlediğimiz bir iş yani o mahalle olmak, aile olmak, o sıcaklık, gerçek insanların yaşam mücadelesi, kardeşlik, bu eskilerin işte ne bileyim süper babası, o bizimkiler şeyi, onun sıcaklığı hikaye Genel olarak abis. Diye düşünmeyin ama onun sıcaklığını ben de uzun zamandır ilk defa bu kadar güçlü bir senaryo okuyup böyle bir şeyin parçası çok. Olmak ve böyle bir şeye hizmet etmek isterim dedim. Çünkü özlemini duyduğumuz bir şey çok şu anda televizyonda. Bütün bunlar birbirine benzemeye başladı artık yani. Bir yani tarihi işlere bayılıyorum ve çok önemli bir şey yapıyorlar. O zaten Yeşillerin yaptı ama çok bu bir bence eksiklikti. Bizi hatırlatacak, harika. Bizim kültürümüzü, birliğimizi yaşatacak. Çok güzel. Ne güzel. Evet, üçüncü konumuz daha var. Müjde. Kırmızı gözleriyle. Evet, kırmızı gözlerinle hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dijital platformun akustik performansını mutlaka dinlemeniz gereken 11 Türk arasında gösterilmişsin. Bu şahane. Sevindim. Haberim yoktu, senden öğrendim. Gerçekten ben de araştırma yaparken gördüm. Şahane. Nasıl gidiyor pandemide? Konserler devam etti mi etmedi mi? Yani şöyle ilk kapandığımızda işte Temmuz'da çalışmaya başladık. Çok kısa bir süreydi. 1,5 aylık bir süre çalıştık. Ondan sonra tekrar kapanmalar şimdi işte önce saat 10'a çektiler sonra 8'e çektiler. Bana artık her gün cumartesi. Ben cumartesi gününü yaşıyorum. Haftanın 7 günü. Evdeyim. Bitmeyen cumartesi. Evet, bitmeyen cumartesi. Çok tatlı oluyor. Evet, bugün de günlerden cumartesi. Hadi bugün pazar olsun falan diye. Ama şöyle yani tabii ki cumartesi pazar gibi yaşıyorum ama mutlaka bir gün içinde devinimim oluyor yani. Boş durmuyorum evde. Parça yapıyorum. Hiç çıkmayan single'larım var mesela. Bayağı single yapmışlar. Çıkmayan ben çok beğenmiştim. O bir tane çıkmayan vardı ya ilki. Evet ilki ama işte ne yapalım. Neyse yakında çıkar. Ama çıkmayan bir başka oluyor. En güzeli çıkmayan. Böyle şey ev şarkıcısı gibi böyle eşe dosta dinletiyorsun. Ev sürekli her dinlettiğinde de moralim bozuluyor böyle şey. Hani çıkart diyorlar. Şimdi öyle bir baskıyla karşılaşmak da hoş değil. Çünkü bu sefer şey oluyorsun. Ya işte ilk etapta beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi? Acaba benim gibi düşünen birileri var mı dışarıda diye bir soru işaretleriyle dinletiyorsun. Ha tamam, demek ki insan bu şarkı beğenilmeye meyilli. Ondan sonra vay efendim ben bu sefer niye bunu çıkartmadım diye hayıflanıyorsun. Değişik ya, siz de anlarsınız beni. Evet. Bir şey üretip hani dışarı bırakamayınca, atmosfere bırakamayınca bir insanda bir sıkıntı ama yaratıyor yani. Ama her şey zamanını bekliyor bence. Yani evet. Baktığın zaman dünyada da başarılı olan sinema filmleri kaç sene, 10 sene rafta bekliyor Slumdog Milyoner. Evet. 10 sene. Rafta bekliyor, 10 sene sonra çıktığında Oscar'ı alıyor. Doğru, evet. Doğru yer ve doğru zaman. Doğru yer, ben doğru de çok zaman. Üretilen hiçbir şey boşa gitmiyor. Kesinlikle. Onun için onların hepsinin yeri var. Evet işte. Ya, çıkmamış single'larda bir hayır var diye düşünüyorum ben. Evet. Çıkmamış canda. Çıkmamış. Yani. Açılmamış mesajda. Bunların hepsinin yeri var. Konu nereye gitti? Evet, altın gibi döndü. Evet. Sinancığım kısırları bile. Açılmamış mesajda. Kesinlikle bir hayır var. Atılmamış mesajlarda. Evet. Açılmamış. Özellikle açılmamış, mavi tik olmamış. Evet, sus. Mavi tik olmamış mesajlarda bir hayır var. Sen özellikle kaviste yapmıyorsun. Yasaklarda dikkat döneriz. Dikkat ediyoruz yasaklarda. Tabii. Merkür retroyken hiç dokunma falan. Bir de Berklee College hikayem var, onu bir anlatsın mı? Ya şöyle, 2009 senesinde Berklee ilk defa burada sınava açtı. Ben de sınavına girdim. Ama tabii ki de fakirlikten, bu işin esprisi ama burs aldım Berkeley'den ama o dönem şartlar el vermedi, gidemedim. Yani o öyle uçtu. Kaç sadece sene önce kazandım falan. 2009. 2009. Çok önemli bir müzik okulu orası. Evet. Çok. Şu anda niye gitmiyorsun? Çocuklar hesap numarasını veriyor. Arkadaşım, Berkeley Müzik
kabul görmüş ve gidememiş. Ben de okurken falan gerçekten ya. Funda derhal. Çalışıyoruz. Biz buna bir şey yapalım. Buna bir şey yapamayız çünkü bir daha sınava girmem lazım. Herhalde o zaman o hak yine kayboldu. De kazanırım. Bununla tabii ilgili bir sıkıntımız net yok ama. Ya vay, özgürene bak. Yine kazanırız. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Tabii ki bir standart gerekiyor ama özel bir okul olduğu için onların da tabii ki öğrenciye ihtiyacı var. Yani belli bir öğrenci bize belirli bir standartta gelsin biz onu zaten yükseltiriz kafasında oldukları için kazanırım yani. Kazanacağımı süpersin düşünüyorum. Harika. Müthiş. Ya. Efendim şu Chuck Moore'u anlatır mısınız ya? Ne övgü dolu sözler, ne övgü dolu sözlerdi. Bu arada tabii ilgili ki Chuck Moore'u herkes biliyor. Avustralya'da bir ünlü bir eleştirmen. Önemli. Avustralya'da mı dünyaca ünlü bir eleştirmen mi? Valla ben de çok tanımıyorum kendilerini. Bu kadar mütevazi. Sağ olsun övmüş. Bu kadar da mütevazi. Der ki ya o yazdıysa işte bilmem o bilmem şeyi de yazmış. Ben de ilgiler kırıyor. Yani Veraki'ye kapak oldum ama bilmiyorum der gidecekler. Ama öyle bir övgü mü? Yani Türkiye'nin Meryl Streep'i. Evet öyle yazmış yani. Çok çok güzel bir şey. Mutluluk veren bir şey. Oyunu da çok güzel ince ince irdelemişler. Sahne sahne yazmışlar. Ben meddah öğesini çok ön plana çıkarmıştım yurt dışında bahsederken. Yani bir kadının bir bavuldan çıkan farklı minik aksesuarlarla karakter değişimini yapması. Bizim meddah kültürümüzde var ama hani genelde erkek egemen bir oyun biçimidir. Yani kadın olarak ben bunu üstlendim uluslararası platformda diye. O onların ilgisini çekmiş ve hatta geleneksel Türk tiyatrosunu okumaya başladık falan diye böyle şeyler yazmışlar bazıları. Çok gurur verici, çok mutluluk verici. Oyunun arkasına böyle madalyon gibi hepsini taktık. Aslında ben Kasım'da 42. Cadde Broadway'de oynuyordum. Aa. Dünyanın en büyük uluslararası festivaline seçildi oyun. Fakat Broadway kapatıldığı için oyunumuzu gerçekleştiremedik. Ama bu süreçte madalyonları peşimize taktık. İnşallah memleket yani, olarak hep beraber Broadway'e gidiyoruz. İnşallah, önümüzdeki inşallah. Sene. Harikasın. Böyle. Şey Müjde bu arada şey senin bir de Erdal Beşikçioğlu'yla. Evet. 2015 senesinde. Ankara. Evet Ankara'da. Ben Ankaralıyım zaten. Tatbikatta mı çalıştın sen de? Tatbikatta oyun da ilk tatbikatta başladı. Biz 2015 senesinde Wojciech Ankara'da Wojciech rock müzikali yaptık. Türkiye'de ay o seyredemediğimiz bir Wojciech'te mi oynuyordun? Evet. Orada sen seyrettin mi? Ana karakterlerden bir tanesiyim. Daha doğrusu ana karakterin yansımasıydım. Şarkı söylüyordum orada. Oyunculuk yeteneğim olmadığı için sen şarkı söyle şurada ikili dolaş diye. İşin esprisi bir yana çok güzel bir tecrübeydi benim için. Afife Jale ödül de aldı o oyun hem müzikleriyle hem oyunculuklarıyla. Çok gurur verici bir olaydı. 2015'te güzel bir sezon geçirdim. Ankara'da full oynuyorduk. Daha sonra İstanbul'a da geldik. Fakat karşımızda Phantom of the Opera olduğu için biraz... Ha o dönem mi geldi? Evet tam o dönem mi geldik? İstanbul'da tam istediğimiz performansı da çok yakalayamadık. O zaman tatbikatın şey Melodi Pasajı'ndaydı. Erdal Hoca yeni açmıştı İstanbul tatbikatı. Çok şey... dekor, sahne dekorumuz bayağı büyüktü. Sahne üstünde 25 kişilik bir oyundu evet, o. Kalabalık, kadro kalabalık bir kadroydu. İşte Melodi Pasajı'ndaki tatbikat sahnesine de sığamadığımız için böyle bir genelde kendi sahnemizde oynuyor olduk. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. Keşke yine müzikal olsa yine müzikal i̇nşallah, oynasam inşallah diye böyle. Yazarız hocam ya. Dört gözle beklediğimiz bir ben aldım buradan güzel bir işlemi. Zaten çıkmaya başlıyoruz yaşı. Ben de asla anlatmıyorum. Çalınmasın. Bak bak bak. Başrollerde Yeşim ve ben oynuyorum. Bu kadar. Başka da kimse yok. Prodüksiyona böyle anlatıyoruz. Necati abi konu bu yani. Daha ortaya karıştırma diyorsun. Yapımcıları birbirine düşürme. Ha, o da var. Pardon, Yaşar Bey de var arada falan. Bir Bozdağ'a da gitmek lazım. Dükkan bizim, yapacak bir şey yok. Aslanım orada falan. Benim de yapımcım var. Ama ya, hepsi tamam. Olsun canım Allah Allah. Ya, ortaya karışık şurada. Kim gönülden isterse. Kim gönülden isterse. Valla şu an en çok ben hayır, isterim. Hayır bir kız. Hadi inşallah. Şarkılar senden o zaman. Hadi bir şarkı tamam, şarkılar senden. Tam zamanı. Aa tamam oldu. Tam hemen zamanı. Söyle. Hadi, tam zamanıysa oh, söylerim. Ya bir şey söyleyeyim. Bence yani biz olağanüstü klip kızlarıydık yani. Ya evet. Evet. Bir dakika klibi yani de hazır. O kadar olağanüstü klibimiz ki. Cool. Oğlanlığından çok memnunum. Çok cool'du ama o. Gerçekten. Ne yaptıydı? Arada şeyler yaptı. Bu kadar yeter yani. Ne yaptıydı bir de? Falan yapacaksın ya. Sistemleri biz burada neler yaptık ya vallahi. Ama sistemleri almayan adam. Değil mi? Darbe, hatta yine darbe falan. Almasaydın. Almasaydın o zaman falan.
Baba. Uranyum mu veriyorlar ona? Bana almasaydın o zaman o riskleri diyecek. İşte Amazon kadını. Bittik. Ay müthiş ya. Ama öyle demeyin. Sonra çok korkuyorlar. Ay ben çok sıkıldım Funda. Vallahi. Korkmasınlar. Ay korkmasınlar. Ama... Evde çay, çekirdek, kurabiye, yani başka bir şeyimiz yok. Korkulacak bir şey yok. Vallahi yemiyoruz. Ama şimdi Hazal Hatunluk'tan da şimdi bir çekinme vardır. Sus. Çok değil fena mi? Oluyor evet. Bu maalesef. Kayı obası nedir öyle? Kadına nasıl bir hürmet, nasıl bir saygı? Çok evet, hayranım. Tam onu söyleyecektim. Acayip. Hayranım. Yani kadına şiddetin en had safhada olduğu bir dönemde orada müthiş dersler veriyor. Aslında geçmişimizde ne kadar hürmet ve saygı ve çok, sevgi varmış. Çok ilginç bir şey söylüyorsun. Bence çok önemli bir şey söylüyorsun. Doğru, bu bizim Metin Hoca ile de, Metin Günay hocamızla da, Mehmet Bozdağ ile de, Aslı Bozdağ ile de senaristimiz konuştuğumuz üzerine bir şey ve çok önemsiyorum ben bunu. Şimdi işin dışından bakıldığında böyle işte çok aksiyonların olduğu, tarihsel bir şeyin olduğu bir hikaye anlatıyoruz ama bir yandan da bu karakterler inanılmaz tutkulu, adanmış ve aşık insanlar. Aşık derken de hani işin esprisi bir yana, hani kadın erkek ilişkisinden tabii ki söz etmiyorum. Hayatla kurdukları bağ, birbirleriyle kurdukları bağ, hayatı üretmekle ilgili bir tarih yaratmakla ilgili kurdukları bağ tutku ve aşk üstüne. Onu çok önemsiyorum. Ve o noktada oradaki kadınların da, yani bu, çünkü oyunculuk dediğin şey bir süre sonra deneyime dönüşüyor ya. Evet. Şunu fark etmeye başladım. Yahu yani biz bu kadar teknolojiyle, bu kadar hayatı kolaylaştıran, hızlandıran bir sürü yardımcı şeyle ne kadar çok şikayet ediyoruz. Bunlar hem savaşçılar, gerçekten obayı koruyorlar, adam öldürüyorlar gerektiğinde, savunuyorlar kendilerini ve çocuklarını ve bütün sahip olduğu değerleri. Aşçılar, öğretmenler, şifacılar, eğitimciler, aynı zamanda o komünal yaşam içinde imeceyle yaşamak zorundalar. Herkes birbirinden sorumlu. İnanılmaz bir hayat bilgisi olduğunu düşünüyorum orada. Kadınlık açısından da insan olarak rol model açısından da, yani kadının güçlü olduğu, kadının kendi varlığından ve ürettiklerinden ötürü saygı ve sevgi duyduğu ve hürmet gördüğü başka bir platform var orada. Bunun arkası da tabii ki inanç da, dini değerler de yatıyor, birlik bilinci de yatıyor ama bana sorarsanız hak edilmişlik de var. Yani şikayet etmiyor o kadınlar ve o yüzden de çok güçlüler bence. Şöyle de bir şey görüyor muyuz? Yani daha doğrusu görüyoruz da, yani ne kadar önemli. Biraz önce söylediğiniz gibi yeri geliyor, kan akıyor. Hı hı. Yeri geliyor o kılıçta. O kadar sert bir durum var ki ortada. Evet. Doğa koşulları sert, her şey sert. Savaşlar var, koruma var. Ama içeri geldiklerinde ya da aile içinde çadıra döndüklerinde, otağa döndüklerinde bir saygı, bir hürmet. Yani muazzam. O insan... Kadına olan saygısı ve hürmeti orada bambaşka bir hale geliyor. Yani dizide o bize geçiyor. Sen onları oynarken çünkü Sinan, yani şöyle bir şey var. Sen atıyorum realitesine baktığında tarihte bu iş nasıl olmuş? Adam bir gidiyor sefere, 6 ay yok. Soyunun devamı için o çocuğa bakacak olan aynı zamanda da yani baskına uğradığında hem kendi canını hem çocuğun canını hem anasının canını koruyacak olan eşi. Dolayısıyla eşi gerçekten... yaşam yoldaşı. Oradan gelen hak edilmiş hürmet derken kastettiğim şey biraz aynen da o. Yani hayatı hem üreten, hem koruyan, hem de güzelleştiren kadınlar bunlar. O anlamda da ben kalpten gelen gücün çok önemli olduğuna inanıyorum hayatta ve bunu kadın olarak bizim hediyeli olduğumuzu düşünüyorum Allah'tan. Çünkü hayatı üretmek anlamında çok fazla seçeneğimiz var. Bunu gerçekleştirebilen kadınlar da işte böyle Allah'a çok şükür mutlu kadınlar ve tatminli kadınlar oluyor. Şunu yani yaşıyor musun? Gerçekleştiremeyen hemcinslerde bir sıkıntı oluyor ama çözeceğiz onu. Ama onlar da evet, onlar da olacak zamanla. İnşallah. Birlikte yavaş güçleneceğiz. Amin. Şunu yaşıyor musun Yeşim? Yani o psikolojiye girdikten sonra o çekimin içinde bu... Vay be, yani içinden de öyle geçiriyorsun. Oynuyorsun sonra dışarı çıkıyorsun. Bir televizyonu açıyorsun ya da bir gazetede açıyorsun. Bir şiddetle karşılaşıyorsun. Saçma sapan bir durumla karşılaşıyorsun. Ya diyorsun ki biz ne atalarımızdan nerelerden gelmiş. Biraz önce ben neyi oynadım, nasıl oynadım. Bana nasıl saygı duyuyorlardı, nasıl hürmet ediyorlardı. Şimdi böyle bir durumda günümüzde böyle şeyler yaşıyoruz. Ya bizim kökenimiz bu değil ki, ne oluyoruz falan diye.
Yani orada şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir soru sorduğun için 2 dakika ciddi konuşacağım. Kendi özdeğerlerine sahip çıkmayıp, bu Atilla İlhan'ın hangi batı kitabı vardır, bu konuyla ilgilenenlere çok şiddetle tavsiye ederim. Takma kafaya, sokma akılla, sen başkalarının değerlerini, ahlaki, fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal edinmeye çalışırsan o yapıştırmadan mutluluk çıkmıyor. Dolayısıyla kendi öz değerlerini revize etmeye her zaman varım. Ama günün sonunda baktığında dünyanın hangi coğrafyasında olursan ol, temel insani, vicdani bir takım değerler var. Orada da Amerikalısı da, Madagaskarlısı da, Türk'ü de, Çin'i de, Hindistanlısı da, Kuzey Kutbu'nda yaşayanı da, şuradaki vicdanen doğrunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalbin ne söylediğini de biliyoruz. Bu kendi değerlerine göre öyle değişir, böyle değişir. Anneye hürmet her coğrafyada geçerli bir şey. Çocuğu korumak, düşkünü korumak her coğrafyada geçerli, vicdani bir sorumluluk. Buradan sen kendi öz değerine sahip çıkmıyorsan, oraları sulandırıyorsan, değerlerin parayla satın alınabilir bir şeye dönüşüyorsa, emin ol ki 2-3 sene içinde gerçekten şahane depresyonlar yaşayacaksın. Yani o yüzden hani şimdi bu coğrafyaya baktığında Anadolu topraklarında Yunus Emre var, Mevlana var, tasavvuf var. Kitabı söylemiyorum sadece. Yani öz değerler olarak Anadolu insanının temel kültür değerlerine bak, ahlaki değerlerine bak. Çok ciddi kıymetler var. Yani Beyoncé'nin çocuğuna Rumi adını koymasının herhalde bir sebebi var, değil mi? Hani en uç bir örnek olarak söylüyorum. O noktada buna sahip çıkıp, bunu çeşitlendirip, güncelleştirip, bunu hayatla, dünyayla paylaştığımız noktada biz dünyaya çok önemli bir cümle kurmuş oluyoruz. Ben bu işe niye bu kadar aşık oldum? Kuruluş Osman, Kuruluş Osman. Tam da bunu yaptığı için. Yaptığı için. O yüzden diyorum ya, fanı gibi seyrediyorum bir yandan işi, bir çok heyecanlanıyorum. Obaya böyle koşa koşa aşkla gidiyorum. Çünkü yani bir yerden sonra şuna geliyor Sinan. Hikaye anlatıcılığında iki alternatifim var. Fadik de katılacaktır bu söylediğime. Ya kendini parlatacaksın egosantrik, nefsani bir yerden, ben de şöyle aktörüm, böyle de güzelim, böyle de yetenekliyim falan. Yalan dolan kısmı orası. Kapitalist sistem pompalaması. Ya da gerçekten anlattığın hikaye birilerinin kalbine değecek ya, ve dönüşmesine yardımcı olacak. Ben bu işe başladığımdan beri, 18 yaşımdan beri bunun peşindeyim. Burası da tam da şu anda hayatta insani değerler olarak da, kadın olarak da hayata dair kurmak istediğim cümleyi söyletiyor bana. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok çok şükür. Harikasın. Ama çok şükür. Yanında da bir Amazon kadını var. O da her şeyi. 22. Evet. Bak ya Amazon kadını. Arka kadını var birkaç tane ya. Onu şey yapmıyor. Şeyden de bahsetmek istiyorum. Ödül aldın Fringe Festivali'nden. Evet. Colorado'dan aldık işte. Çok sürpriz bir şekildeydi. Annemi aldım, Ayvalık'a götürdüm. Pandeminin hemen arkasıydı, kadıncağız biraz hava alsın diye. Gece sabahlıklarla oturuyoruz falan. Amerika'dan bir telefon, lütfen hani acil Zoom bağlantısı yapacağız falan. Mero'da ödül töreni yapılıyormuş. Annem sabahlıkla, ben pijamanın üzerine ne giydiysem falan böyle. Açalım falan. Anne dedim, Amerika'dan arıyorlar. Çünkü biz de gece 2:30-3 falan. Aynen. Zoom'u bir açtık böyle, gayet ciddi festival başkanı falan. Hi David falan. Ben çok güzel. Congratulations on your award falan, ben böyle what award falan, anne ödül falan, anne ay kızım ne güzel, gece gece haberler falan. Award derken what award, çok iyi. What award falan. Çünkü artık ben o kadar o festivali yaparken öbür festivalin dökümanlarını yetiştiriyorum. Maşallah. Onun dijital reklamını maşallah yetiştiriyorum. Sosyal medyasını yetiştiriyorum. Hani biz öbürünü unuttuk bile yani. Hani ben onu bitirdim ya kafamda. Yani ben o geride kalandan ödül geliyor, ha ne award falan. Neyse, uzun sözün kısası şey, çok keyifli oldu tabii. Yani gece yarısı ben yapımcımı yatağından uyandırıp, Emre kalk ödül almışız falan, ne ödülü. O çok çok bizi gururlandırdı.
kullanılırdı. Şimdi Muse dijitalde var mı? İzleyebilecek mi insanlar? Evet, bunu? Muse 3 versiyon var. Hı-hı. Bir sahne üzerinde canlı etten kemikten oyuncunun yer aldığı versiyonu. Hem İngilizce hem Türkçe. İkinci versiyonu... O yüzden tiksiniyorlar Fadik'ten sektörde. Anlıyor musun? Çünkü yapıyor yani. Dev program. Şey, karınca, atom karınca ya. Gerçekten. Ay, sağ olun ya. Bayağı. Çok seviyorum işimi. Diğer versiyonlar? Diğer versiyonlar. Tiyatro sineması versiyonu. O işte ödül alan. Tamam. Bir de dijital versiyonu. Zorlu'da çektiğimiz canlı performans. Ama şu anda bütün bu dokümanların hepsi İngilizce. Film vizyona girecek. sinemada ve altyazıyla, Türkçe altyazıyla girecek. Ah, çok güzel. Evet, bir dijital platformlarla da görüşüyoruz. Orada da yayınlanacak. Ne büyük evet. Gurur ya. Allah, sağ olun. Çok şükür. Çok bir de versiyon güzel. Versiyon. Bir de benim ilk yönetmenlik deneyimim. Kendim yönettim bir de filmi. O nasıldı? Çılgın bir duyguydu. Çünkü ben pandemi sürecinde çılgınlar gibi online yönetmenlik eğitimi aldım. İşte Martin Scorsese, Jodie Foster, onların masterclassları var. Hı hı. 3 ayımı tamamen buna adadım. Süper. Pandemi bitti, bu imkan önüme geçti. Dedim ki yapımcıya ben yöneteceğim. Fadik dedi yani İngilizce şu anda hani zaten bu oyunu senden iyi bilen yok. Hı hı. Ama hem oynuyorsun hem yönetiyorsun nasıl olur? İyi bir ikinci yönetmen bana koyun. Ben sadece saçım başım nasıl duruyor ona bakayım yani öğreneyim ondan. Ve çok enteresan sete girdim Yeşim. Sanki ben 30 senedir yönetiyorum. Abi şuradan şunu alalım, ışığı böyle ayarlayalım falan. Çok doğal geldi. Evet. Çünkü çalışa birikimi, var. Teknik bilgisi. Bir de o pandemiden aldığım cesaretle yönetmenliği çok sevdim. Devamı geliyor. Süper. Bir kısa çekiyorum. Şimdi bir dijital platforma kültür sanat içeriği yönetmen olarak yazdım, çekiyorum. Bir de sinema filmimiz var. Bir de şimdi. Bir sinema filmi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Muse'u seyrettiniz mi siz? Ben seyretmedim. Evet. Ben de seyredemedim. Şeyi kaç tane kadının oynadığını söyler misin? 4 mü oynuyor? 5. Hayır. Daha 4 fazla kadın oynuyor galiba ya. 4. 4 tane. Muse. Arada o değişimler. Ha, arada bir sürü değişim var. Ay, evet. Yani peki, şey gibi müthiş. Oluyorsun. Funda, karakterden yani, karaktere geçiyor. Ya olacak iş değil ve yani gerçekten aynen. Büyücü gibi böyle bütün vücut enerjisi değişiyor. Ya ses değişiyor, şarkı söylüyor falan. Ben premierde Zorlu'da evet. Seyretmiştim. Yani tabii ağla içimiz aynen. Çıktı. Çok müthiş bir performanstı. Gerçekten öyleydi. Bütün salon ayakta alkışlıyor. Ve yani çok uzun zamandır ben öyle bir performans görmedim çünkü yani birinin bir karakteri alıp bir oyunda baştan sona iyi oynaması tamam ama arkadaş dokunuyorsun değişiyor dokunuyor. Gerçekten Muse'un Türkçesini de söyleyelim. Esin perisi. Esin perisi olarak. Evet, evet. Böyle esin perisi dokunuyormuş değişiyormuş gibi müthiş bir şeydi. Peki Fadi bunun sonu yani bir film daha gelecek o gelecek evet. Dizi geliyor şu fakat evet. Muse'da 2 ya attım şimdi de yani başka ya da sıfırdan bunun gibi yine dünyaya dolaşan bir şeyin peşinde misin? Ya yazıyor musun? Sinema yapacak filmi artık bundan sonra artık bundan sonra sinema filmi evet, böyle bir şey tiyatroda. Yok yani bir tane kısa yazdım hemen acil onu çekeceğiz. Onun gideceği festivaller var Juliet'in Yolculuğu diye orada yönetmen olarak varım ama annem oynatıyorum. Konuk olarak kandırdım. Kandırdım annemi. Kardeşim yeğenleri oynuyor. Biraz aile işi oldu. Oh. İkinci bir uluslararası Amerika Türkiye ortak yapım bir uzun metraj yazıyorum. O ama çok vakit alacak bir şey ve çünkü çok araştırması olan bir iş. Araya şimdi Yeşim sıkıştırdı bir şey. Sipariş verdi. Sipariş verdi. Onu yazıyor. İnşallah. Ya bundan hadi sonra inşallah. Benim sinema. Üretimim daha çok sinema üzerinde. Evet. Yani yaz çek. Merakla bekliyorum. Sen de pandemide o kadar ürettin, klipler de çektin. Bu ürettiklerini ne zaman? Vallahi şimdi önümüzdeki hafta tekrar bir klip çekiyorum. Ama işte kış aylarında olduğumuz için daha böyle üzüklü diyorum ben ona. Daha üzüklü bir parçayla. Üzünç de olur. Üzünç. Ben genelde böyle şey espritli olsun diye üzüklü diyorum ona. Üzüklü, daha böyle şey. Romantik bir parçayla kış ayına giriş yapacağız. İşte Ocak ortasında çıkacağını düşünüyorum. Yani gözle bekliyoruz. Haftası. Müze sen kimlere vokal yaptın? Ben kimseye vokal yapmadım. Ben kendime hep çalıştım. Harika. Buraya gel yani İstanbul'a taşındığımdan beri. Çok onu tercih etmedim açıkçası çünkü öyle tek başına var olmak şimdi arkadaşlarımı da görünce biraz daha zor oluyor. Ben de kariyer planı olarak biraz daha hani kendim yani ismimi ön plana çıkarmak istedim. Farklısın.
Öyle bir şey yapmak istemedim. Zaten evet, vokal yapmaman da bir fark zaten. De canlı müziklerde de şu anda yani sen ben zor tarz yolu olarak seçtim da, ya. Evet zor bayağı zor yolu seçtim. Ona ait yolu aslında. O da bir başarı. Evet. Peki gözündeki bandı anlatır mısın? Yani ya, makyaj serüvenini anlatır mısın daha doğrusu? Açıklayayım, bu tamamen yine işte bir marka çalışması, kendi kendime düşündüğüm. Tamamen artistlik yani. Hayır. Ama yani fayda evet, var. Çok yakışmış ama. Falan diye anlatmıyorum. Programa gel ya. Herkes bir şey tanımıyor. Olabilir abi. Tamam. Bu üçlü olmalı. Bir şey yapmanız lazım. Aşırı müzikler olmalı. Yalan söyleyemeyeceğim. Göz bakın. Şöyle ki aslında bu makyajın geçmişi şöyle. Ben ilk etapta ilk yaptığım makyajın bir manası vardı. O suratımın ortasından böyle bir çizgi geçiriyordum. O da tamamen işte makul olmak, ortada buluşmak. Hani benim için böyle bir anlamı vardı. Ben çok inanırım makul olmaya. Uçlar değil de ortada buluşalım, sen de gel ben de geleyim diye. Neyse sonra baktım. Yani mikrofon yapıyorum makyajı, o çok güzel. Sahneden bir iniyorum. Zaten ruj hani mikrofon yiyor sürekli onu. Orayı da yiyor. Buraya kadar kalıyor, buradan aşağısı yok. Ne anladım ben o işten o zaman. Hepsi çıkıyor bir şekilde yani mikrofondan dolayı. Dur dedim, ben bunu yataya çevireyim, neresi olur yani. Burnumun ucundan gibi gözüme çektim. Aa güzel, bu asi bir havası da durdu. İyi güzel, insanlar da bir görünce bir daha unutmaz diye. Çok, şu an buradayım. Her böyle dışarı çıktığında demeyeyim de, o eziyet çünkü. Zaten makyaj yapmayı çok seven bir insan değilim. Bu benim için biraz da kurtuluş oldu. Her sahneye çıkışımda yaklaşık 1,5-2 senedir falan böyle çıkıyorum ben. Harika. Yani sahneye. Çok şu anda maskeli çıktığında da çok güzel oluyordur o gözündeki. Deneriz. Kırmızı maske. Onu şey kontrast yaratmak kontra lazım. Doğru, pardon. Ben marka çalışmak hiç anladığım şeyler değil ama işte zamanla neydi bu su testisi su yolunda kırılır çok doğru olmayabilir ama. Yok, kervan yolda kervan düzülür. Kervan düzülür aynen, bu da yola çıktığımdan beri işte başıma gelenlerden bir tanesi. Hazal Hatun'dan da bir özlü zaman söz bekliyoruz şimdi. Devamını patlarım. Oynayacağım, soy soyacağım biraz daha. Yani. Devamında bir şey bekliyoruz yani. Söyledim. Ya peki bir şey söyleyeceğim, ama Bala Hatun'la diyaloglarınız çok konuşuluyor. Evet. Onun bu kadar sevilmesinin sebebi de oradaki derinlik mi? Nedir? Yani tabii şey, iki tarafı var bence. Şimdi işin güzel tarafı, bir yandan tarihsel bir gerçekliği anlatıyoruz biz hikayenin içinde. Bir yandan muazzam bir entrika ve güç savaşı var. O güç savaşı da hep zaten entrika dramalarda ilgi çeken bir durum. Bir yandan da Hazal Hatun'un hani bir yandan obayı kurtardı, işte o zehirlenmeyi engelledi, işte baskınları haber verdi falan. Aslında Türk boyları için kadının söylediği şey çok da mantıksız değil. Osman daha çırak diyor, burada daha ustaları varken hani bütün beylerin beyi olmak Osman'a mı kaldı diyor yani. Hani buradaki asistana sen bütün programın resmini verir misin? Vermezsin, yönetmen varken o. Kadın aslında haklı ama Osman'ın kimliğindeki ve karakterindeki gücün henüz farkına varılmadığı için, yeni yeni açıldığı için biz tarihin sonucunu bildiğimiz için Hazal'a kızıyoruz. O noktada da Bala'yla olan ilişkilerinde de hem o entrika güç savaşı var, bir yandan da aile içi tabii. Yani hani şimdi Hazal bizimkilerin diyorum da işte yani. Bayağı Hazal. boyun üzerinde bir boydan, daha kuvvetli bir boydan geliyor. Yani burası İngiltere ise Hazal Amerika gibi bir durumda. Eşit olmadığı yerden kendine yandaş ararken, hani Osman'ı yönetmek adına Bala'yı elde etseydi işler çok kolay olacaktı. Ama Bala çetin ceviz çıktı. Bir yandan da böyle sosyal medyadan çok kızanlar falan var ama buradan bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar, dramalar çatışma dediğiniz şeye dayanır. Tamam mı? Hani bir drama ancak kötüsü kadar iyidir. Unutmayalım. Ay yeter, ben bir oyuncuyum, o ben tabii, değilim. Tabii tabii, yani Firavun olmasa Musa'nın hikayesini anlatamıyoruz yani. Anladınız mı? Yani ama tabii şey, bir yandan da bizim sette bir espri var. Öldürmeyen bozluğa öldürmez diye, bir Edeb Alı'nın dokunmasına bakar. Hazal birden bir iyilik perisine de dönüşebilir. 2-3 sezon sonra inşallah bakalım. Hiç belli olmaz, sürprizli. Her şey mümkün. Şey obada her an her şey olabilir ya. Yeşim sen küçükken, ben büyüyünce Ajda Pekkan olacağım diyormuşsun. Hayır, onu yeni diyorum Sinan. Aşk olsun.
Niye yani sonra profesyonel yani yok. Yanlış okumuşsun. Ben öyle bir galiba işte var ya. Bir ya ben karar verdim. Yani olmak. Bu transhümanizmde çok tabii konuşulan bir konu ya bu fütüristik öngörülerde falan. Ama yani şimdi ben bakıyorum. Yani annemin benim yaşımdaki fotoğrafında annem bayağı yani böyle bir oturak. Ben kendi fotoğrafımı ya geçen sene benim sarışınken gibi pozum Aleyna Tilki ile şey yapmış oldum. Kız ayol 18 yaşında doğursam kızım olur yani. Ama bakıyorum fotoğraf evet yani ablası olur muymuşum olurum gibi bir durum var. Yani böyle bir tabii yaşamın getirdiği bir yandan da hayatta kurduğumuz ilişkinin farklılığından ötürü yaş algısı çok değişti bence. Evet, ya ben 90 yaşında 18 göstermeye karar verdim. Şu anda 26 okey ama daha da inecek bu. Benjamin Button olarak devam etmeyi düşünüyorum. Hepimizin amacı o. Biz genel olarak tabii. Böyle düşünüyoruz. Ay böyle canım. Böyle sen de bunda da zaten. Yani. Sinan'ı buna dahil etmiyoruz. Onu. Sinan çünkü şunları boyaması lazım. Şekerli beyazlar olmayacak yani. Onları boyayacağım. Ha, bunları boyayacağım. Evet. Onları eşim kızıyor, boyayamıyorum. Saygı duyuyoruz. Kısırları, dolmaları alalım. Kızlar, onları hadi. Bir artık alalım. Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı bavul. Ya. Film olmaz mı? Onu ben zaten film olsun diye kitap olarak yazdım. Evet. O, hatta benim UCL'de yazarlık okuduğum döneme denk gelir. Bir hocam vardı, Ron Suppa. Nur içinde yazdım, o da vefat etti. Sylvester Stallone'nin Rocky filmini falan yazan adamlardan, o ekipten. Benim UCL'de hocamdı. Ve ben ona şey direkt senaryo olarak yazmaya başladım Kırmızı Bavulu. Dedi ki bana hiç dedi yorma kendini böyle dedi senaryoyla yapımcı gezeceğine dedi bunu kitap yaz. Ve dedi o zaman exclusive dedikleri bir deyim var. Şeyde Disney falan kitaptan yapmaya bayılıyor şeyi. Hmm. Bunu dedi hemen kitap olarak başla ve ben 3 ayda işte o hızlı bir şekilde onun kitap olarak formasyonunu yazıp hocayla paylaşmıştım. Sonra da işte kitap olarak çıktı. Şimdi sesli kitap da var. Pandemi döneminde de her gece 12'de uyuyamayanlara canlı Instagram'dan okudum. Bir kitap kulübü oluştu binlerce insan. Her şeyde yapmış. Ne güzel. Kitap içermiyor ya. Bravo ya. Durmuyor. Ya. Durmayan kadınlar. Tabii tabii. Ondan sonra geçen gün sormuşum. Çünkü canımız çok sıkılıyor. O yüzden başka ya. Benim kısırlar geliyor gerçekten. Kısırlar geliyor. Benim asistanı sormuşlar ya Fadik Hanım ne içiyor falan dedi. Hani biz de içelim hani nedir falan. Ben de düşündüm ne içiyorum ben ya falan diye. Sonra, çay kahve başka bir numara yok. Yani. Aynen yok. Çok, çok seviyorum ya yaratmayı çok seviyorum. Gerçekten hani dünyaya gelme sebebinin yaratma olduğunu buldum yaratmanın ben. Yaratmanın ötesi çalışmayı. Ya da evet yaratmayı yani 24 üretmeyi. 24 saat uyumak zorunda kalmasan çalışmak isteyen bir aynen aynen abi. Aynen. İşte peki, dolayısıyla peki. Kırmızı Bavul'da şeyde sıramızda var sinema filmi olarak. Ay merak ettim. Kırmızı Bavul'un da ne meşhur. Dünya turunu tamamladın mı bu arada? Yani dünya turu artık Muse'la beraber işin tatlı tarafı Muse'un da kırmızı bir bavulu var. O Erdal Beşikçioğlu biliyorsunuz yönetti Türkiye'deki rejisini. Onun fikri Diyafadik senin bavulunu gel oyuna da sokalım diye böyle tahtadan bir kırmızı bavulum var oyunda kullandığım. O bavul kırmızı tahta bavul oyunun bavulu artık benim gerçekteki kırmızı bavulumun içinde seyahat ediyor. Ay ne güzel. Yani dolayısıyla ben artık dünyaya hem bu festivallerle en son Danimarka'daydık işte Kopenhag'da böyle açtım bavulu içinden dekorum çıktı. Dedim ki istediği yere ulaştı kırmızı bavul. Çünkü onun amacı hani üreterek sanatla yaptığı işlerle gezmekti ki öyle yaptım. Hiç turist gibi gezmedim ben dünyayı. Ay ben ağlayacağım. Çok güzel ya. Çok şükür. Evet çok şükür yani onun için o şey o ikisi sevgili oldular buluştular. Oyunun bavuluyla kırmızı bavulum. Şimdi oyun nereye? Kırmızı bavul oraya. Harika. Beraber gidiyorlar. Evet hazır çok kısır güzel. Demişken hanımlar pandemide ne yaptınız? En bak bol bol yapıyorsun. Yemek yaptım. Kesikten belli değil mi? Buyurun. İspat size. Harika. Müjde ben ya. Çok konuştum. Sen biraz anlat. Hem üretiyor hem yemek de yapıyor. Ne pişirdi? Yani tarafı da çok, çok değerli. Çocuk da yaparız, kariyer de yaparız, sanat da yaparız, evet de yaparız. Ben de geçenlerde artık parmak ucumu hissetmiyorum evde şey yaparken. Yemek yaparken bir şey açasım geldi. Bir jelatin. Niye bıçakla açıyorsun? Makasla aç yani. Böyle kaydı elimden. Tam ucuna kadar bıçak girdi çıktı. Artık mesela ben de parmak ucumu şarkı hissetmiyorum. Şarkı söylüyor musun yemek yaparken? Hayır. Hayır tabii ki. Meslek. Para ödemiyorlar çünkü değil mi? Kesin evde müzik vardır ama. Evde müzik var ama ben yani
şarkı söyleyeceğim zaman da şey, acı beste falan yaparsam ona bir şeyler yapıyorum. Sözleri de sen yazıyorsun, hı-hı, değil mi? Şahane. Ben hep şey düşünüyorum, yani beste yapmaya başlamamın amacı şuydu. Hep böyle ben klasik mezunuyum, daha doğrusu opera mezunuyum, hı-hı, ben. Yani hep düşünüyorum, böyle okulda bize senelerce şey çaldırdılar, işte Mozart çaldık, Bach çaldık, işte romantik dönemden Beethoven çaldık. Ya bu adamlar dedim 500 sene önce bunları yazmışlar, hala günümüzde var. Hiç aslında benim hani böyle üreteyim gibi bir niyetim yokken bu adamlar nasıl kalmış? Hala adamların eserlerini çalıyoruz. Hı-hı. Yazılı bir şey var önümüzde, üretmişler yani. Müjdecim dedim, sen de eğer bu dünyaya bir hoş seda bırakacaksan senin de çok üretmen doğru lazım. Hani bu noktada da şeyi düşündüm, hani başkasından mı alayım, kendim mi yazayım? Sonra şeyi düşündüm, yani ben ne düşünüyorum, benim gibi düşünen kaç tane insan var bu yeryüzünde, ben onu bulmaya çalışıyorum. Şu andaki benim amacım o. Yani benim söylediklerimi içselleştiren birileri varsa elbette olacaktır. Tabii yani. Tabii ruhsal ailenin ya, az çok işte çok böyle fark etmiyor benim için. Dolayısıyla hani ben şu an o arayışın içerisindeyim. Çok benim şu bir merak yolculuğu da diyebiliriz tabii, yani. Tabii sanatçının kendisi o zaten. Ama bir icracı için en büyük lüks kendi eserini yazıp onu yapabilmek. Bir de çok büyük lüks, çok büyük özgürlük. Bizim şu andaki yani piyasa koşulları, müzik piyasasının koşullarını düşünecek olursak kendi istediğin müziği de yapmak büyük lüks. Sadece sözlerini yazmak değil ama yani. Ama böyle niş kitleler oluşturabilirsin. Yani insan kendi kitlesini kendisi yaratabiliyor. Vallahi şeyden çok memnunum. Bu üçüncü yeniler dönemiyle birlikte biz çok özgürleştik. Yani ben hani şey olarak bakıyorum kendimi, birazdan müzisyenliğin esnaf kısmında olarak görüyorum. Çünkü geceleri barda ya da işte parasını veren harire gidip konser veriyoruz, şarkı söylüyoruz, ama ekmek insanları parası, eğlendiriyoruz. Dolayısıyla bu noktada birazcık müzik zevkin, müzik algın değişiyor. Şimdi mesela insan, beni dinleyecek olan insanlar bir single'ım çıktığında bu kız bu böyle değildi ki nasıl buraya geldi falan olacaklar. Ama o da benim tamamen hayır ben böyle istiyorum inadımdan kaynaklanıyor. Ama yoksa daha tabii böyle geniş kitlelere hitap edebilecek bir şey elbette ki yapılırdı. Çok yakında. Yani. Neden olmasın? Neden olmasın? Ama ben birazcık hep bugüne kadar başkalarını mutlu edecek şeyler yaptım. Konserlerde de yapıyorum onu. Hadi bu kadar mutlu oldunuz yeter, birazcık da ben mutlu olayım diye. Yani şu anda da hani bir şey çıkarttığımda da benden ne çıkıyor? Hadi bakalım elbet müzik zevki ve işte ne bileyim beyni benim gibi çalışan insanlar vardır etrafta diye ümit ediyorum. Vardır. Var mısınız? Var var. Merhaba. Kesinlikle varlar. Öyle yani. Şimdi yemekle aranız. Çok seviyorum. Çok etkilendim söylediklerinden. Çok özel bir şey söylediğini düşünüyorum. Teşekkür ya. Ederim. Gerçekten. Yani çünkü çok özür dilerim. Yok yok, estağfurullah, doğru. Ama her sanatla gerçekten iştigal eden, kalbiyle, üretimle bir şey yapmaya çalışan herkesin aradığı şey günün sonunda o ruhsal aile bence. Bir kişi bile duysa sesimi tamam diyorsun. Yani bizim aslında da yani Fadi'nin bu kadar işte kitap yazıp oyun yapması, benim aynı şekilde kitaplar, oyunlar, rejiler, senin aynı şekilde konserler, bir yandan besteler, hep o aynadaki seni sen gibi görecek ve bir bağ kurabileceğin insanları arıyoruz aslında. Üçünüzün o yüzden bir kişi ortasını bile olsa, ben mesela şurada çok net ayıldım meseleye. Yani çok popüler işlerin içinde bulundum ben. Fadik de öyle, sen de öyle eminim. Hepimiz aynı şekilde. Fakat bir yerde böyle şeye ikna etmeye çalışıyorlar ya seni, yani işte ne kadar çok. İşte Instagram'da 3,5 milyon takipçisi var. İyi de kimse kale almıyor arkadaş onun söylediğini. Yani beni bir kişi gerçekten duysun, kalpten duysun ve gerçekten anlayalım birbirimizi. O bana daha özel, daha önemli, daha kıymetli geliyor yani. Ve bence bundan sonraki yüzyıl gerçekten bu hakikatin, hakiki bağın, samimiyetin çağı olacak. Pandemi süreci hızlandırdı zaten. Algıda ve farkındalıkta insanoğlunun değişimini çok hızlandırdı o anlamda. İnsanlığın ihtiyacı vardı buna bence. Evet. Zaten bu bir karma ya. İnsanlık karmasını yaşıyor şu anda. Kesin. Herkes kendine döndü. Dünyaya ettiğini yaşıyor. Çıkaramadık parçayı ama fındacım. Yemekle ilgili de şöyle düşünüyorum. Ben çok uzun yıllar set işçisi olduğum için işte çok mutfağa giremedim. Yani bir iki numaram vardır böyle hani ağır misafir geldiğinde şak 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 15 dakikada yapıp dedirtecek, ama gerçekten hani bir film mutfakta çok vakit geçirmemiştim. Pandemi en çok ona yaradı. Bir de bir 2-3 senedir bir kurabiye merakım var. Bisiklette, çünkü uzun yol yaptığım için
böyle iki saatte bir böyle bir proteinli bir şey yiyeyim falan diye kendi, ama bir yandan da şekersiz olması gerekiyor falan. Kendi kurabiyelerimi yapmaya başladım ve muazzam mutlu olduğumu gördüm. Yani mutfak şu anda evimin mutfağı. Biz de zaten hep hani kendi ailemde de mutfak ailesiyizdir yani. Yani salonda değil mutfakta konuşulur bütün ağır meseleler. Büyük kavgalar mutfakta edilir. Barışmalar mutfakta olur. O yüzden de şimdi kendi mutfağımda çok barışık ve huzurlu, çok keyifli zaman geçiriyorum. Bir de böyle yemek yapmayı reji yapmak gibi görüyorum. Böyle kontrast lezzetleri bir araya getirdiğinde ne oluyor işte? Mesela acı biber reçeli falan. Yani hani bilindik değil de hep illa da bir şantrifoş olacak ya. Bir tavus kuşu, o beyaz tavus kuşu o tüylerini hep açacak. Öyle bir kestaneli kurabiye falan, lavantalı kurabiye falan. Öyle şeylerin peşindeyim. Eğleniyorum işte yani. Güzel, vallahi harika. Çok şükür. Evet hanımlar, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Doyamadık. Teşekkür ederiz. Muhteşem eğlendik ya. Süper. Gerçekten süper. Harikasınız. Amazon kadınları çok yaşayın. Hep beraber. Evet, size hediyelerimiz var. Sponsorumuz Karaca. Sizin adınıza UNICEF'e eğitim öncesi çocuklara bağışta bulundu. Ya. Harika. Ve sizin katkınız olmuş oraya. Bizi hatırlamanız gerekiyle. Afiyetle. Aa bak, müzikler geldi. Al buyurun canım. Müzisyenlere Kerem Görsel'e geldi. Bize caz. Jazzy. Nice. Çok muhteşem. Karaca'ya gerçekten aynen, buradan çok teşekkür güzel ederiz. Çünkü bu kadar güçlü, kuvvetli markaların sosyal sorumluluk konusunda bu tarz yaptıkları şeyi çok önemsiyorum. Çok kıymetli buluyorum. Teşekkür gerçekten ederiz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bize hatırlayın. Fadik sen dört demiştin herhalde. Sen var mıydı sen? Daha önce. Geçen geldiğinde. Geçen Kenan'ın fincanları tamam, vardın aldım. Yani. Sen dört dedin. Bir daha bekliyoruz. Altıya tamam. Ben takımı tamamlayacağım. Sinan, 12 bu kahveleri yapabileceğimiz bir görücü usulü varsa yani. Fundacığım bilmiyorum. Tamam, çanak da veriyorum. Anlaşıldı. Çeyiz kısmında da ayrıca ilgileniyoruz. Mesaj gitti. Adresi alırız burada çıkışta. Evet, tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konumuzla yine birlikte olacağız. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi görmek. Çok sağ olun. Çok güzel burada olmak. Harikasın. Man of the Year. Yılın erkeği. Yılın oyuncusu. Bugünlerde bu arada herkes sizden konuşuyor. Hem Man of the Year hem Akıncı. Yani başarı. Nasıl biz? Evet, nasıl biz? Yeni bir ödül geliyor. Yılın oyuncusu ödülü GQ'dan. GQ benim zaten çok sevdiğim bir oluşum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada çok önemli oluşumlardan bir tanesi. Ki Ali Tufan Koç, Can Remzi, bunların hepsi benim takip ettiğim insanlar. Hele ki 2020 o kadar tuhaf ve zorlayıcı bir yıl oldu ki, yani ben 32 yaşındayım, daha zorlayıcı bir yıl hatırlamıyorum. Sanırım 32 yaşında olan herhangi bir kimse bu kadar zorlayıcı bir yıl hatırlamıyordur. Böyle bir yılda bir de iyi gelenler gibi bir ödül almak benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık görenler için. Harikasın. Peki ödül töreni online olacak. Evet, yarın. Evet, evet, ondan biraz bahseder misiniz? Nasıl olacak? Ödüller size önden mi verildi? Oraları açıklayalım yani. Merak ediyoruz biraz, online ödül töreni nasıl olacak? Hemen öncesinde bana bir haber geldi tabii ki. Çok mutlu oldum. Zoom üzerinden bir ödül töreni olacak. Sanırım Instagram'dan da canlı yayınlanacak. 6 Aralık akşamı. Yarın akşam. Evet, yarın akşam. Saat kaçta? 8 mi? 8'de. Evet. Süper. Buradan da duyurmuş olalım. Şükrü Özyıldız Hayat fanları, çünkü acayip bir fan grubum var. Herhalde evet. Herkes yarın sosyal medyada olacak. Evet, hepsi çok sağ olsun. Her zaman bana destek oluyorlar. Şimdi başka bir şey, çok önemli bir konu var. Akıncılar. İnanılmaz Akıncı. Bir dizi geliyor ATV'de. Akıncı. Çok heyecanla bekliyoruz. Biz kurum olarak çok heyecanlıyız. Hı-hı. Duydukça inanılmaz derece bütün aşağıdan yukarıya kadar herkes çok heyecanlı bu konuda. Ya biraz daha var, 2-3 hafta var galiba yayınlanmasına. Belli mi bilmiyorum, o da belli değil. Ay sonu galiba diye biliyorum ama. Öyle planlanıyor öyle ama planlanıyor. Hala tam belli değil. Tam belli değil. Ama biz fragmandan o heyecanı aldık zaten. Çekimler muhteşem. Siz bir de bana sorun. Siz muhteşemsiniz. Çok teşekkür ederim. Modern kahraman hikayesi nasıl bir şey? Biraz anlatır mısınız yani hikaye? Çok da spoiler vermeden tabii. Ya evet, benim de zaten konuşabilitem çok kısıtlı bu konuyla ilgili maalesef. Çok büyük bir gizlilik yürütülüyor çünkü. Ben çok heyecanlıyım. Yani inanılmaz heyecanlıyım. Zaten benim keşkeler listemin başındaydı. Yani keşke Türkiye'de bir süper kahraman diyorum ama yani tabii ki biz bunu biraz modernize ettik. Böyle bir kahraman işi yapılsa.
ve ben de bunu oynasam. Benim hep söylediğim bir şeydi. Bu da gerçek oldu. Evet, bir riskti ancak ben yenilikleri, deneyimleri severim ve bununla da öncü olmak için açıkçası can attım. Çok da gurur duyuyorum açıkçası böyle bir şey oynadığım için. Herhangi bir eğitim aldın mı? Zaten benim bir dövüş geçmişim vardı. Ona geri döndüm. Onun dışında profesyonel silah eğitimi aldım. MotoGP eğitimi aldım. Bir de yani rolün tabii ki fiziksel bir disiplini var. Mental bir disiplini var. Hani o yolculuğa girdim. O yolculuğa girdikten sonra tabii ki hem mental hem de fiziksel olarak ben de bir değişime uğradım. Biraz dönüştüm. Ben çünkü uzun süredir buna hazırlanıyorum. Biz Ağustos ayında sete çıktık. Benim hazırlığım Mayıs başındaydı. Yani kesin olmam Mayıs başındaydı ama öncesinde de tabii ki haber geliyordu. Ben keşke böyle bir şey olsa diye önceden mental olarak hazırlanmaya başlıyordum. Ve şimdi artık yavaş yavaş tabii ki sonuçlarını da görüyorum. Rolle bütünleştiğimi hissediyorum, uyumlandığımı hissediyorum. Yani eğitim süreci uzundu açıkçası benim için ama şu an meyvelerini yiyorum. Harika. Ama çekimler bu arada ne kadar şahane ya. Hı-hı. Akıncı'nın dünyası da çok güzel olmuş. Evet. Sizin bu arada kaslarınızı da herkes konuşuyor ama bu önceden de böyleydi. Yani bunun için çok fazla da dönüşmediniz aslında, değil mi? Yani aslında bu kas meselesi. Ya ben işte rol kastıdır. Ben de işte Şükrü olarak kas yapmam lazım. Ya böyle bir şey yoktu aslında. Ya ben tamamen bu karakter çok disiplinli bir karakter. Hı-hı. Yani sporu onun için önemli ancak onun için spordan ziyade hani o bir yetenek ve yetkinlik meselesi. Bu karakter evet güçlü bir karakter, esnek bir karakter, aynı zamanda yetkinliği çok yüksek bir karakter, yetenekli bir karakter yani dövüş sanatları açısından. Ve ben de tabii ki bunları kendime katmak zorundaydım. Hani ben o yola adadım aslında kendimi. Hani görsel olarak olan şey bunun dolaylı bir sonucuydu. Yani ben tamamen o rolü anlamak ve onu yaşamak üzerine aslında bir yolculuğa çıkmıştım. Hı hı. Ama evet, sonuçlarını da bu şekilde görüyoruz. Peki Akıncı'nın dünyası hayal ettiğiniz gibi miydi, o motoru, o kendi evreni falan çok hoş. Ya hem hayal ettiğim gibiydi hem de değildi. Çünkü bu şöyle bir şey. Evet benim bir hayalim var, işte bir kahraman işi yapılsa nasıl olur falan filan diye, ama bu o kadar kolektif bir hayalin ürünü ki. Şimdi benim hayalim de var içinde. Yapımcının da hayali var, yönetmenimizin de hayali var, senaristin de hayali var. Bir de yıllardır zaten gelen, hani herkesin kafasında ya şöyle bir iş olsa nasıl yapardık acaba? Lardan da gelen bir herkesin bir keşkeler listesi var. Bu yani çok çok kolektif bir hayalin ürünü. Yani hem benim hayal ettiğim gibi hem de benim hayal ettiğimin ötesinde o yüzden. Çok ötesinde güzel. Zaten çok bir güzel. Röportajda bir süper kahraman özelliklerinin en yücesi en ağır uçmak, görünmez olmak ya da süper güçlü olmak falan değil. Zamanı kontrol edebilmek demişsin. Yani evet. Gerçekten zamanı kontrol etmek zamanda yolculuk gibi bir şey mi? Zamanda yolculuk, bunlar çok çok zor konular da şöyle söyleyebilirim. Ya çocukken bana sorsanız işte bir süper kahraman özelliğin olsa tabii ki çok güçlü olmak derdim, uçabilmek derdim. Hı-hı. Ama işte yaş ilerledikten sonra hani bu gezegendeki en önemli kavram, hani asla karşı gelemediğimiz bir kavram, zaman. Hani zamanı yönetmek çok çok kallavi bir tanım oluyor aslında. Yani en yücesi o olurdu. Hani ileriye gidip neler olduğunu görmek, geçmişe gidip bazı şeyleri düzeltebilmek. Ama mesela şu an ben asla geleceğe gitmek istemezdim. Yani çünkü o, yani bir saniye sonra başınıza ne geleceğini bilmemek, o sürpriz halini bozmak istemem. Ama yani çok güzel anılara gidip, hani onları hayal dünyamda, zaten oyuncu olduğum için böyle bir duyu belli ister istemez gelişiyor. Onları tekrar tekrar kendinize yaşatıyorsunuz. Ama gidip de daha da böyle üç boyutta onları denemek isterdim tekrardan tabii ki. Ne güzel. Peki küçükken herkes kahraman olmak ister. Sizin idolünüz kimdi? Ben anaokul, ilkokulu böyle eve geldiğim zamanlar Ninja Turtles televizyondaydı. Geldiğimiz gibi televizyonu açardık ve Ninja Turtles. O yüzden hani o heyecanla ben onlara hayranlık besliyordum. Çünkü ilk onlar karşıma çıkıyordu. Sonra İşte ilerledikçe tabii ki Batman, Superman. Superman her zaman ayrıdır benim için. Çünkü bütün karakterler önce bir kostüm giymek zorundadır süper kahraman olmak için. Ama Superman her zaman öyledir. O kıyafet giyer Clark Kent olmak için. Sonra yaş ilerledikçe biraz Doctor Strange hayranı olmaya başladım. İşte onun o simya, kadim geometri becerileri biraz isterdim öğrenmek yani. Akıncı'nın kostümü peki? Özel.
Güzel. Sadece konusuyla ilgili değil, görseliyle de ilgili çok Türkiye'de çok görülmemiş bir şey olacak galiba, değil mi? Evet, evet. Yani müthiş bir prodüksiyon var, müthiş sahneler var, çok profesyonel bir ekip var. Bu arada yani biz de mesela proje tasarım aşamasında konuşurken şunu soruyorduk ya, tamam iyi de nasıl olacak bu sahne? Yani bunun için şöyle bir ekip lazım, şöyle bir post production lazım, şöyle bir işte nasıl diyeyim, çok yüksek bir yapım lazım yani. Türkiye'de hani biz kendimizi biraz hor görüyoruz yani, ya biz Türkler işte yapamayız bunu falan. İşte yapıyoruz yani. Bütün o işi bilen insanlar bir araya geldiği zaman tabii ki de biraz bütçeyle de alakalı bir şey. Ona da cesaret edecek bir yapımcı ve kanal lazım tabii ki. Buradan ATV'ye ve NTC Medya'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani inanılmaz bir şeyin altından çok bence iyi bir şekilde kalktılar. Süper, heyecanla bütün bu dinamikler bir araya geldiği zaman ortaya yapılabiliyormuş demek ki böyle bir şey. Harika. Bu kadar konuştuk, bir fragmanını izleyelim. Evet. İzleyelim vallahi. İzleyicilerimiz de görsün. Bilindiği üzere Akıncı'yı ilk defa 3 yıl önce bizlere bıraktığı bir mesajla tanımıştı. O mesaj bir anda tüm ülkenin gündemine oturmuş ve karanlığın ortasına hilal gibi yükselen bir kahraman olmuştu. Akıncı tekrar nerede, ne zaman ve kim için ortaya çıkacak? Gerçekten çok görsel, hakikaten görsel bir şölen yani. Teşekkür ederim. Siz de çok iyi çalışmışsınız belli. Peki fiziksel olarak ayrı, psikolojik olarak nasıl adapte oldunuz bu karaktere? İşte orası biraz zordu. Neden? Çünkü işte bunun spoilerını vermeden size bunu nasıl anlatabilirim ki? Derin bir karakter daha. Derin bir karakter. Şimdi bir Akıncı halimiz var tabii ki. Bir de Akıncı olmadığımız bir halimiz var. İkisinin psikolojisini birbirine taşımak, karakterin kendi içindeki bunları yönetmesi biraz benim çalışmam gereken bir şeydi. uzun bir süreçti. Biraz zorlayıcı zamanlar yaşadım. Ama en sonunda bazı şeyleri anlayabildiğimi hissediyorum. Ve onu anladıkça ben de biraz geliştim psikolojik açıdan. Yani benim için hem meydan okuyucu hem de beni geliştirici bir süreçti. Yardım, eğitim aldın bu süreçte? Tabii ki, tabii ki. Oyuncu koçlarım sağ olsunlar her zaman başımdaydılar. Beraber de zaten ön hazırlığımızı çok iyi yaptık. Hı hı. Onun dışında yönetmenimiz Veli Çelik, hem onunla çok iyi bir dost olduk. Aynı zamanda yönetmen olarak da ona çok güveniyorum. Fikirlerine çok saygı duyuyorum ve onu dinliyorum. Onun tarafından da dinlendiğimi hissediyorum. Bu çok değerli bir şey. Yani o da bana çok destek oldu. Yapım bana çok destek oldu. Yani en sonunda dediğim gibi yani herkes bir emek verdi ve herkes birbirine saygılı oldu ve ortaya bence çok güzel bir şey çıktı. Peki partner Büşra Develi, Büşra Develi nasıl? Büşra ilk olduğunu duyduğumda ben çok sevindim. Çünkü benim hem çok sevdiğim bir arkadaşım hem aynı zamanda oyunculuğunu çok beğendiğim bir aktris. Çok eğleniyoruz sette. Yani partner olarak da ona güveniyorum. Bu yakalanması çok zor bir duygu. Ve biz bunu bence yakaladık. Bu çok değerli. O yüzden ya bu uyumun da zaten seyirciye geçeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani iyi ki onunla oynuyorum. Ne güzel. Peki şey demişsiniz, çok hoşuma gitti. Kahramanlık deyince herkes büyük şeyler bekliyor belki ama insanlar kendi çevrelerinden başlayabilir gibi bir şey söylemişsiniz. Evet şey. Yani herkes evet, kendi çevresinden şey birine dokunsa. Evet. Belki kendi kahramanı olabilir ya da çevresinin kahramanı olabilir. Evet, çünkü kahraman dediğimiz zaman sanki böyle bütün dünyanın acılarına son vermek, Afrika'daki kıtlığı işte bitirmek, Orta Doğu'daki savaşları bitirmek. Tamam ya, keşke bunlar olsa. Yani bunların hepsi çok acı tablolar ama hani bir komşumuzun durumunu bilsek, belki yani aynı masada oturuyoruz. Hepimiz elimizde cep telefonları, sosyal medyadayız. Zaten çocukluktan beri bir kıyas kültürüyle büyüyoruz maalesef ki. Hani o sosyal medyada sürekli zaman geçirmek bize ister istemez şunu veriyor. Bak onda var ama sende yok. Ve bizi otomatik olarak bir şeylere ulaşmak adına hırslandırıyor. Ve biz bir hırs küpü haline geliyoruz aslında ister istemez. Yani kişinin bunu fark etmesi ve kendini bundan biraz koruması lazım. Ben asla demiyorum ki sansür falan. Hayır, bunlar hayatımızda olacak. Ve bunlardan biz faydalanacağız. Ama bu bizi bir şeye dönüştürüyor. Ve biz bir hırs peşinde yaşarken aslında
işin aslını kaçırıyoruz. Kendi duygularımızı kaçırıyoruz. Yanımızdaki insan ne durumda? Haberimiz olmuyor. Annemiz, babamız, komşularımız, akrabalarımız. Her şeye geçtim. Yani herkes kendi çevresini biraz düzeltmeye çalışsa, hem insanları düzeltmek biraz kibirli oldu belki, çok özür dilerim, yardım etmek diyelim. Doğasını, insanları biraz bir el verse, biraz güzelleştirse, herkes bunu yaptığını düşünün. Bir baloncuk etrafına. Her şey zaten bitmiş olacak. Dünya. Demek istediğim şey biraz buydu aslında. Çok güzel. Tam zaten anladığım da öyle. O yüzden çok hoşuma gitti. Peki pandemi de sizde böyle bir farkındalığa sebep oldu mu? Ne gibi dönüşümler yaşadınız içsel dünyanızda? Çok enteresan bir süreçti değildi pandemi. Yani çok. Ancak filmlerde izliyoruz yani böyle bir şeyi. Bunu deneyimlemek. Ben ilk başta çok zorlandım adapte olmakta. Neden? Anlamadım çünkü. Siz anlayabildiniz mi ne oluyor? Ben hemen adapte oldum. Birden bire hızlı bir şekilde. Birden bire ev kuş oldu. Evden dışarı çıkmayınca adapte. Karantina, lockdown dediğiniz zaman havalı bir şey gibi. Bu karantina yani. Yok işte salgın demiyoruz, pandemi diyoruz. Biz her şeyle atmayı biliyor musunuz? İşte hemen mutfaklara girdik, yemekler yapılıyor. Bir eğlence haline geldik karantina. Aslında dediğin doğru. Yani bir karantina ne oluruz ya? Ya başta ben zorlandım. Sonra adapte oldum. Sonra çıkmakta zorlandım yani. İnsan çünkü bir şekilde uyumlanıyor ya. Ben de uyumlandım. Az önce zamandan konuştuk. O kadar çok zamanımız vardı ki pandemide. Hani tabii ki hepimiz kendi içimize döndük. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Böyle bir kendisi diyeceğim şimdi. Bir gözden geçirdik bütün hayatımızı. Ne yaptık, ne ettik? Neredeyiz? Neleri başardık? Neleri başaramadık? Nerede hata yaptık falan. Ben tabii ki çok ciddi bir iç yolculuğa çıktım ister istemez. Ve orada iyice fark ettim yani zaman kavramını mesela. O yüzden belki biraz zamana takım son zamanlarda. Yaşlanıyor muyum? Hepimiz zamanda yolculuk yapmak istiyoruz bu arada. Bence de olgunlaşıyoruz. Sen fark ettiğinde pandemi ne oldu? Fark ettiğinde mesela ilk olarak... Artık pandemiden çıkıyorduk o zaman. Neye kendim ver? Mesela şunları da okumam gerekiyordu, şunları da izlemem gerekiyordu. O zaman kendimi şu yönde geliştim diye bir şey oldu mu yoksa? Ya bak ortasına kadar çok iyiydim. Yani sürekli kitap okuyorum, film izliyorum. Yemek de tabii, yemek de girdi işin içine. Bir fıstık ezmesi galiba şeyi var değil mi? Bir overdose fıstık ezmesi. Bak bir şeye zaafım varsa galiba fıstık ezmesi. Bunu biliyorum. Yemin ediyorum yani çok 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 zorlayıcı bir şeydi. Ya insanın fıstık ezmesi niye zaaf olur? Şeker değil, bir şey değil yani fıstık ezmesi. Ya başlangıçta dediğim gibi yani her şey iyiydi, ortasına kadar iyiydi. Sonra ortasında bana bir durma hali geldi. Ya ne kitap okuyabiliyorum, evde davulum var, davulun başına geçemiyorum. Gitar aldım hani çalışayım, çalışamıyorum. Duruyorum evde sadece. Boş boş duruyorum yani. Sonra arkadaşlarımla konuşuyorum. Abi siz bir şey yapabiliyor musunuz? Abi biz de yapamıyoruz. Hani demek ki normal bir süreçmiş. Bir durma hali geliyor. Sonra baktım herkes yemek yapıyor. Dedim ben de ekmek yapıyor pardon. Dedim ben de ekmek yapayım. Oldu ekmek mu? Yapmaya girdim. Kendi mayamı evde besliyorum, yapıyorum falan filan. Güzel oldu sonrasında. Tamam müthiş. Sonra ekmeği bırakmak durumunda kaldım tabii ki. Akıncı gelince... Ona kadar fıstık ezmesiyle gayet güzel gitmişti. Evet, yok o da güzel değil çünkü yani 100 gram fıstık ezmesi 650 kalori. Bir kavanoz Şükrü 500 gram. Şükrü daha çok gençsin ama enteresan değil aslında, çok güzel bir bize yani biz seni tanıdığımızdan beri güzel bir akışın var. Ben seni çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle ki dedikodudan, entrikadan, ondan bundan, kavgadan, kulüp çıkışlarından oradan buradan uzakta. Tabii ki herkes olduğu kadar restoran çıkışı ya da dışarıda resmin çekiliyor ya da konuşuyoruz. Ancak bir değişik bir hayatım var. Onun dışında da işlerinde de bir başarı grafiğin gittikçe yükseliyor. Sanırım bu Akıncı zaten zirveye görecek. Alice'de inanılmaz bir performans sergiledin. Ya kendini sen misin yoksa kontrol mü ediyorsun yoksa ya daha doğrusu birinin tavsiyeleriyle mi gidiyorsun yoksa ben zaten böyle miydim? Bu durumu nasıl yönetiyorsun? Öncelikle teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Alice dediğiniz Alice'i çok özlediğimi hissettim. Ya evet tabii ki dikkat etmeye çalışıyorum. Bir de ben genel olarak bir hiperaktif bir yapım var. Yani zihnim hiçbir zaman susmuyor. Çok düşünüyorum ve bunu bir şekilde hep bir şeyler öğrenmeye, yeni bir şeyler yapmaya, yapıcı olmaya kanalize etmeye çalışıyorum. Tabii ki fikrine güvendiğim arkadaşlarım var. Menajerlerime fikirlerine çok güveniyorum, onları dinliyorum. Onun dışında okuduğum şeyden bir his bana geçtiği zaman hani o hissime güveniyorum. Yani tabii ki geçiyor her türlü. Bilmiyorum yani biraz da galiba
nasıl diyeyim, dua mı diyeyim, hani iyi niyet mi diyeyim, biraz hayal kurmayı seviyorum. O hayallerime biraz güveniyorum galiba. Onları çağırıyorum mu diyeyim bilmiyorum. Bilemedim şu anda. Yani şu an gerçekten ben de bilmiyorum. Harika. Ben Alice'in iki sezonunu da izledim. Yani o ilk sezonla ikinci sezon arasındaki farkı da çok ciddi gördüm. Müthiş bir dans performansı. Teşekkür ederim. Yani o arada galiba çok galiba çalışmışsınız. Ya aslında galiba biraz demlenmesi için zaman tanımak gibi bir şeydi o süreç. Biz çünkü Alice'e ilk başladığımızda o da daha önce Türkiye'de yapılmamış bir projeydi. O da yani müthiş bir prodüksiyon. Çok özledim yani tekrar o sahneye çıkmak ama. İçin. Yani o kadar sabırsızım ki yani hadi şu pandemi bitsin artık, hadi zorla açılsın hadi. Başlangıçta yani tabii ki hepimiz o kadar heyecanlıyız ki bir yandan da dediğim gibi daha önce yapılmamış bir şey olduğu için adrenalinimiz çok yüksek, gerginiz biraz. Yani sahneye ne kadar çok çıktıkça biz de biraz daha rahatladık. Yani tabiri caizse hepimiz biraz sahnede piştik, olgunlaştık. Ne zaman ki araya yaz tatili gibi bir bizim de demlenebileceğimiz ve tekrardan bazı şeyleri gözden geçirebileceğimiz bir süreç geldi ve biz de biraz rahatlamaya başladık açıkçası. Ve tabii ki o yaz tatilinde hepimiz tekrardan bir prova yaptık, sahneleri geçtik, dansta. Acaba şurayı şöyle mi yapsak, denemeler çok yaptık iyi bir falan filan. İkinci sezon hepimiz için çok daha rahattı. Evet, benim için galiba biraz daha rahattı. Belli oluyordu gerçekten o şey. Ama çok çok büyük keyif alıyordum ben o sahnede, yani Alice'de. Müthiş. Ama bu arada seçtiğiniz projeler de hep iyi projeler. Evet, yani o aynen. Yüzden herhalde siz kendi heyecanlandığınız projeleri mi seçiyorsunuz? Bir açıklamanız var, o da çok hoşuma gitti. Oynamayı istemediğim hiçbir karakteri şartlar ne olursa olsun oynamayacağım. Bu belki ya, evet, bir oyuncu için idealist bir söylem. Ama çok güzel. Yani ben oyuncuyum ya. Beni o oynama haline itecek olan şey... gerçekten içimin bir şeyden kıpır kıpır olması lazım. Kalp atışlarımın değişmesi lazım. Ben bir şeye okurken bunu hissetmem lazım. Onu hissettiğim şeyi de kaçırmamaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü onu hissettiğim zaman ben de ekstradan böyle bir şeyler daha fazla katmaya çalışıyorum. Ve bu da tabii ki karşı taraftan da galiba görülüyor ve bir sinerji oluşmaya başlıyor. Yani o yüzden ben o heyecanı yakaladığım an onu asla bırakmıyorum galiba. Akıncı peki ilk geldiğinde, o ilk an? Ya bak ilk Akıncı ilk geldiğinde ya tabii ki o bir refleks artık. Yani ben de şunu dedim ya yok canım ya Türkiye'de bunu nasıl yapsınlar dedim. Bak bu birinci görüşme. İkinci görüşmeden çıktım. Ya aslında yapabilirler bunu. Üçüncü görüşme ya dedim galiba yapıyorlar bunu. Tamam mı? Dördüncü görüşme hadi yapalım bunu. Çünkü çok kısa. Yani benim de tabii ki ikna olmam gereken bir süreç vardı. Çünkü dediğim gibi yani hani biz Türkiye'de alışık değiliz ya. Bu hepimiz işte zengin kız fakir olan işte bilmem kimin arkasına entrika çevirecek falan. Hepimiz zaten bunu söylüyoruz. Artık çok sıkıldık bunları izlemekten. Al işte farklı bir iş. Ama insan biraz korkuyor yani. Ben de başta korktum tabii ki. Ama dedim ki ne zaman ki gördüm bütün dinamikler. Herkes en profesyonelinde işini bilen ve... hiçbir şeyden kaçınılmıyor en iyisini yapmak için. O zaman ben de ikna oldum. Ya dedim yapıyoruz bunu galiba ki izlediğim şeylerden de bunun olduğunu görüyorum. O yüzden biz de hadi başlasın artık. Çok heyecanlıyız. Yerli ve milli kahramanımız var artık. Bir de Akıncı için canlandığım tüm rollerin dibine kadar deneyimlemek. Sonra bir daha sonra seviyorum 60 metreyi 100 metreyi buluyorum demişsin. Ya Akıncı'da ne kadar dibe indin? 60 metre, 100 metre şey, scuba yani o dalmaktan bahsetmiştim. Akıncı için ne kadar derine indim derseniz aslında gidebileceğim yere kadar gittim. Yani ben işte Mayıs ayında bütün yaz tatilini bir kere Akıncı'nın kampına ayırdım. Sürekli işte sporum, dövüşüm, silah eğitimim, gece yatarken Akıncı nasıl yatar, işte sürekli sete gidiyorum, işte onun mahzenine bakıyorum, onun evine bakıyorum, orada zaman geçiriyorum. Yani kendimce verdiğim emeği açıkçası takdir ediyorum. İnşallah tabii ki bu seyirciye de geçer, geçecektir. Ondan kesinlikle eminim. Kesinlikle geçecektir. Peki kendinizi eleştiriyor musunuz? Ben ne kadar adilsiniz kendinize karşı? Hiç adil değilim, çok acımasızım bence. Gerçekten. Evet, ama benim artık otonom sistemim olmuş yani. Bir şeyi çünkü izlediğim zaman beğenmiyorum. Çünkü biliyorum ki daha iyisi var. Neden daha iyisini yapamadığım için kendime kızıyorum. Evet, bu çok belki iyi bir şey değil kendime karşı yaptığım.
Ama bu şekilde daha iyisin, daha iyisin, daha iyisin buluyorum. Biraz bunu kırmaya çalışıyorum kendimde de. Biraz daha az acımasız olmaya çalışıyorum. Ama maalesef ki böyleyim. Müthiş bir idealistlik de var. Çok güzel, evet, aynen öyle. Ya yönetmen beğense de mi? Evet. Süper. Müthiş. Bence daha çok, da kendini... Biraz yorucu olabiliyor ama. Yönetmen demişken ya çok merak ediyorum, Ferzon Özpetek'le çalışmak nasıldı? Cebimdeki Yabancı da bu arada şahane bir filmdi. Çok teşekkür ederim. Ya Ferzon Özpetek tabii ki bir duayen, bir usta. Çok çok iyiydi. Yani setimiz çok iyiydi. O Ferzon Özpetek sofraları, o setteki o keyif, neşe, o rahatlık. Onun işbirliği ve ona güvenme hali hepimizde müthiş bir konfordu. Keza işte çok iyi oldu. Yani onun dışında yani Yılmaz Erdoğan, dediğim gibi Ferzon Özpetek, bunlar büyük ustalar. Onun dışında Özcan Deniz'de de bizim çok müthiş bir oyunumuz oldu. Şu an Veli Çelik'le o kadar kendimi rahat hissediyorum ki ona güveniyorum. Onun da bana güvendiğini hissediyorum. Ve bu oyuncu yönetmen ilişkisi her zaman bu kadar güzel kurulamayabiliyor. Yani bir de parantez içine giriyorum, lafını böldüm. Hep iyi isimlerle. Çok hep iyi isimlerle. Teşekkür ya, bu da şans değil herhalde. Yani bu seçici misin? O biraz yani ben seçiyorum değil aslında. Hem ben istiyorum, onlar denk istiyorsa gelin. Hani o biraz aynen buluşma hali aslında. Çok güzel. Yani yoksa tövbe önemli. Öyle seçme değil. Ama hani ben de tabii ki auditionlara giriyorum. Rol için çalışıyorum, çabalıyorum, kendimi gösteriyorum. Tanışıyoruz. Yani o dediğim gibi bir buluşma hali. Ama bu görülüyor da sizin için sosyal medyada en çok okuduğum şey hem yakışıklı hem çok yetenekli. Hem de çok çalışıyor. Yani hiperaktifsiniz galiba bir de. Evet. Dolayısıyla hiç çalışmaktan hiç usanmıyorsunuz. 10 üzerinden 9'um demiş. Bunun görülüyor olması 10 olursam yanarım. Balatanın silinmesi an meselesi. Aman 9'da kalın lütfen. Bu da çok güzel. Teşekkür ederim. Psikolojini nasıl koruyorsun? Sonuçta dünya senin etrafındaki yani meslek anlamındaki dünyanın çok kaygan bir zemin ve değişik bir dünya. O yüzden sen kendini nasıl koruyorsun bu dünyanın içinde? Ya arada gittiğim oluyor tabii ki benim de. Yani dediğim gibi balataların sıyrıldığı oluyor bazen. Ama işte o bir farkındalık meselesi. Bir de bazı fikirlerine güvendiğim dostlarım var. İşte menajerlerim var, mentorlarım var. Onlar da tekrardan bir fabrika ayarlarıma geri dönüyorum. İyi ki varlar. Ve tabii ki ya ben oyuncuyum. O oynama halinden asla uzaklaşmamaya çalışıyorum. Yoksa baktığın zaman işte evet ünlülük, işte o ilgi, bunlar tabii ki çok güzel şeyler ve ben de bunların keyfini sürüyorum. Ama asıl olay o oyunculuk hali. Yani ben oynamak için buradayım ve yapmam gereken şey oynadığım karakteri en iyisiyle perform etmek. Bu hedeften uzaklaşmamaya çalışıyorum aslında. O karakteri tümüyle de deneyimliyorsunuz. Bu arada çok da derinsiniz. Yani normalde oyunculara baktığımız zaman daha yüzeyseller. Bunu şey için söylemiyorum. Hani buraya gelen konuklarımızdan da söylüyorum. Hem yakışıklı, hem yetenekli, hem de derin. Belli ki çok da okuyorsunuz. Okumaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Öyle ama. Evet. GQ'ye tekrar dönmek istiyorum ben. GQ'nun bu sene iyi gelenler içinde çok önemli bir pandemi dönemiyle alakalı çok önemli eşitlik, centilmenlik, özgünlük gibi kategorileri var. Bu kategorilerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Mesela centilmenlik sizin için ne ifade ediyor? Siz centilmen misiniz? Centilmen olduğumu düşünüyorum. Yani karşımdakinin fikirlerine ve duygularına önem veririm genelde. Sanırım centilmen olmanın ana unsurlarından bir tanesi de bu olsa gerek. Ama yani bu kategoriler ne kadar güzel kategoriler. Çok. Bu aslında bizim işte az önce dediğim gibi o hırslı olma insan halinden dolayı aslında hep atladığımız şeyler. Yani empati ve sempati yapmayı biraz unuttuk galiba. Bu tüm dünyada böyle. Yani o yüzden GQ'nun aslında böyle kategorilere ödül vermesi bence çok değerli. Evet ve kadına eşitlik konusu var bu. Evet tabii diyecektim. Ki. Bu tabii da ki. Çok değerli. Tabii ki. Cesaret? Cesaretli misiniz? Bence cesaretli bir hareket yapmadım mı? Akıncı'yı çok oynayarak. Çok doğru. Ama ben severim zaten yenilikleri. Yani deneyimlemeyi çok... Yani bir şey, hadi şu bir şey deneyelim mi? Deneyelim. Neyi deneyemeyeceğiz?
hadi hemen deneyimleyeyim zaten diyorum. O yüzden aslında ben kategorilere baktım da ama şu anda bütün hepsini hepsinin toplamı. Özgünlük var. Özgün bir dizi olacak. İnovasyon var. O ödüller bana verilmedi. Lütfen. Ama evet o ödüller başka. Olsun. Ama o anlamda değil. Ben kelimeler çok önemli. Sizde hepsinin toplamı var. Onu demek ve istiyorum. Yılın oyuncusu ödülünü aldınız. Bu da çok değerli. Teşekkür ederim. Müthiş gerçekten. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Nice çok ödüllere. Ederim. İnşallah. Evet 32 yaşındasın. Çünkü bundan hı-hı. sonrası için ne düşünüyorsun? Yani oyunculuktaki mesela hedef demeyeyim de hedef mi diyeyim? Yani yapmak isteyip görmesin? De yapamadığın ne kaldı mesela? Neler yapmak mesela istiyorsun? Mesela bir Şener Şen mi? İleride anılmak istersin gibi. Şener Şen tektir. Tektir o ayrı da işte. Yaş için. Birçok oyuncumuz. Metin Akpınar desem o da tektir. Ya ben dediğim gibi hani oynama halini hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum. Yani ömrüm ne kadar gidecekse o zamana kadar mesleğimi icra etmeyi düşünüyorum. Ama şimdi mesela 25 yaşımda bana sorsanız 32 yaşında kendini nerede görüyorsun diye asla bunları tarif edemezdim herhalde. Şimdi de 3 yıl sonra mı bilmiyorum. Bence bu çok güzel, heyecanlı bir şey. İşte o sürpriz halini bozmak istemiyorum. Ben her bir anımın kıymetini bilerek yaptığım şeyin en iyisini yapmaya odaklanıyorum. Hani o beni nereye götürecek bilmiyorum. Tabii ki hani Allah yürü ya kulum demesi de önemli ya. Yani o yüzden... İnşallah der. Ne güzel heyecanlı. Sen hiç bu kadar bitmesin. Evet incelik ince dokuyup böyle devam edersen bence der yani çalışmaktan geçiyor. Evet. Bir de dikkatli hareket etmekten geçiyor diye düşünüyorum ben. Nice başarılar. Aynen. Çok teşekkür ederim. Biz hep çok beraber. Teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet evet, oldu. Evet gerçekten ayağına sağlık. Çok, çok teşekkür sağ ederiz. İyi ki geldiniz. Hayırlı olsun yeni eve taşınıyormuşsun. Bu arada seni. Araya onu da sıkıştırayım. Stalar'ın yanına gitmem lazım. Evet o yüzden söz verdik. Fanlar şimdi bize saldırmasın. Niye bu kadar kısa tuttunuz? Çünkü söz verdi bize. Yeni eviniz de hayırlı uğurlu olsun. Ederim. Çok sağ olun. Evet çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet. Soru ne kadar önemli bir soru değil mi? Bir yani anda da afallıyoruz. Evet, bugünlerde tuhaf, kendisi tuhaf nasıl günler, evet. Aynen. Ben şöyle cevap veriyorum. Nasılsınız dediğinde nereden almam başlayabilirim? Nereden alayım? Değil mi? Acaba hangi kısım? Nereye uzansam? Nasıl anlatsam? Mart'a kadar uzanmıyor. Evet. Ben birlikte üretebildiğimiz için, güzel şeyler yapabildiğimiz için, insanlara bir şekilde hala sevgi ve olumlu hisler yaymaya çalıştığımız için iyi hissediyorum. Bir yandan da küresel bir sağlık krizini hep birlikte göğüsleyebildiğimiz için insanlık adına tuhaf bir şekilde daha umutlu da hissediyorum. Belki bir şeyler öğreniriz gibi geliyor bana bu süreçten. Şimdi bile öğrenmeye başlamışızdır gibi geliyor. Çok. Bir de biz neler gördük ya. Ne tatlı değil mi? Biz kadar, neler gördük deyince. Biz neler gördük deyince Kore gazisi gibi olduk. Evet evet. Çok bir yandan da eskilere gideceğiz. Bir yandan da kendi çağımızda da çok şey gördük. Evet yani, yani. İnsanoğlu çok fazla şey gördü. Düşününce bu bizim gördüğümüz ilk kriz değil. Vebalar görüldü. Fikrini söyleyen kadınları cadı diye yaktıkları görüldü. Bir sürü hastalık görüldü. Bir sürü savaş görüldü. O yüzden birlikte atlatabileceğimiz aslında belki de bize bir şeyler öğretecek bir dönem olarak yine ele almak lazım. Ne bileyim. Kesinlikle. Kesinlikle. Merakla bekliyoruz efendim. GQ Man of the Year. Ben seçildim bu yıl. Sonunda bana yılın kadını. Sonunda bana yılın erkeği ödülü veriyorlar zannederken yine kadını ödülü verildi. Şöyle bir beyaz heteroseksüel erkek kadar olamadık. Biraz anlatır mısınız bu yıl ne gibi yenilikler var? Valla sadece GQ yani Moti özelinde değil. Kısa kod adı Moti bizim için bu Man of the Year ödül töreninin. Yaklaşık yılbaşından beri bir erkek dergisi, 2020 yılında bir erkek dergisi nasıl olmalı, misyonları neler olmalı biraz bunun üzerine kafa patlatıyoruz. Bu yılki ödül töreni de bunun biraz bir yansıması oldu. Valla tuhaf bir yıldan geçiyoruz, tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Bence özellikle erkeklerin daha fazla bir dönüp bakması, Sinan sana bakıyorum bu anda. yani bir uzun bir dönem çok bir içimize bakmadık erkekler olarak. Aslında bugün dünyada yaşanan çoğu probleme baktığımızda toplumsal, sosyal, politik, ekonomik biraz erkeklerden kaynaklanan ve erkek egosundan kaynaklanan bir durum var. Böyle bir durumda, böyle bir dünyadan geçerken bu kadar genç okurlar üzerinde ciddi bir kitlesi olan bir derginin bir böyle
böyle bir silkilenmesi ve biraz kendini yeniden tanımlaması, yeni misyonlar edinmesi gerekiyordu. Biraz da oradan başladı. Mesela baktığımda bugün GQ'da işte modern etik editörümüz var. Görgü yazarımız var. 13 yaşında iklim aktivisti yazarımız var. Bunların ışığında da ödül törenimizde büyük bir farklılıklar oldu önceki senelere nazaran. Bir kere bence en önemli ve bizim için en heyecan verici durum yılın kadını kalben seçilmesi. Evet. Tebrik ediyoruz. Ya. Gerçekten tebrik ediyoruz ve şahane bir seçim. Neye göre karar verildi, nasıl bir ortamda karar verildi çok merak ediyorum. Jüri kimdi? Evet. İtiraf edelim artık. Jüri aslında bu dergiyi ve yayıncılığıyla ilgili yaptığımız ve getirdiğimiz yeni bir önerme var. Yeni bir model var. Biraz onun da bir sonucu. Dergiyi yaklaşık 60-70 kişilik böyle çok kalabalık bir topluluk olarak yapmaya başladık. Bir komünite oluşturduk. Ve bunun içinde bahsettiğim isimler, yazarlar ve akademisyenler de var. Her türlü aslında dergiyle ilgili fikri böyle kalabalık bir ekip, biraz danışman, editör, yazar birlikte alıyoruz. Ödül töreninde de aynı durum oldu. Ödül töreninde herkesten anketler yaptık. 13 yaşından 65, 75, 85 yaşına kadar farklı sektörlerden bizimle birlikte çalışan, birlikte düşündüğümüz, birlikte ürettiğimiz bir topluluktan sorduk aslında. Sonrasında okurlara sorduk. Yani bayağı uzun uzun aşamalardan geçti aslında. Okurlardan gelen fikirleri, yorumları ve kendi bu bahsettiğim topluluktan gelen fikirlerle birlikte öne çıkan bazı isimler vardı. Bir de bizim yeni GQ'nun bir takım kriterleri var. Ve bu kriterlerin başında kriterlerin en güzel uyan aslında kalben gibi yani muhteşem uyarlı, bir san ve sadece yani kadın erkek ya da müzisyenlik değil yani her türlü sıfatı yani toplumu bize yaklaştırdığı her türlü sıfatı bir kenara koyduğunuzda bir insan ruhuna insan kalbine baktığınızda kalben gibi insanların dedikleri varlıkları duruşları evet, budur diyoruz. Ve bu kadar 2020 gibi bize kim bir döndüğümüzü nasıl hatırlayacağız bu yılı? Bu kadar zorlu, tuhaf, farklı dolan başları olan bir yılda bizim için çok daha önem taşıyordu. Seçeceğimiz isimlerin neyi temsil ettiği kendisi zaten. Peki bu denli dünya markasında sadece bu, Türkiye'de olan bir şey var mı? Yani bu çok güzel bir değişiklikler yapmışım. Bunlar aslında bizim ülkemize özgü GQ'de mi yoksa dünyada da GQ komple değişiyor mu? Biraz bize özgü oldu. Süper o zaman. Mesela bu yıl ilk defa Türkiye edisyonu 5 özel kategori çıkardı. Evet onlar çıkardı. Muhteşem mesela. Centilmenlik, eşitlik, özgünlük, inovasyon ve cesaret kategorileri. Biraz centilmenlikten bahsetmeliyiz dedik ve centilmenliği yeniden tanımlamalıyız dedik. Centilmenlik sadece bir kadının bir erkeğe kapı açması evet. değildir dedik. Ve burada biraz döndük, kaynakları okuduk, akademisyenlerden faydalandık. Ve birlikte de bu işin en doğru insanı kimdir ve bu kim hak ediyor diye Engin Öztürk. Kendisini hı hı. buradan selam edelim. Engin Öztürk'e centilmenlik özel ödülü vermekle birlikte bir atölye, online bir atölye aslında tasarladık. Masterclass hani adı altında. GQ Türkiye'nin YouTube hesabına yükledik. Herkese açık. Çok faydalı ve insanları farklı şekilde düşündürecek bilgileri var. Evet yani soruna dönecek olursam bütün bunları biz kendimiz biraz icat çıkardık ve olsun. Bunların olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bugün evet bir erkek dergisi tabii ki stilden, modadan, iş dünyasından bahsedecek ama konuşmamız gereken daha önemli şeyler var. Harikasın, tebrik ederim. Çok merak ediyorum ödülü ilk haberi geldiğinde ne tepki verdiniz, ne düşündünüz? O anı anlatır mısınız biraz? Ali Tufan'la tanışmama vesile olduğu için ve güzelce GQ ekibiyle ve harika insanlarla paylaştığımız için bu çatıyı çok çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Yani hep birilerinin Oscar konuşmalarına bakıp ne kadar klişe şeyler söylüyor derdim ama galiba bazı güzel duygular temelde evrensel oluyor ve klişe oluyor. O kadar heyecanlanıyorsun ve o kadar mutlu oluyorsun. Sonra hemen sevgili Kadir Kılıç'la kostüm düşünmeye başladık. Tabii ki beni en çok korkutan şey. Madem yılın kadınıyım nasıl yılın kadınına benzeyeceğim. ondan sonra müzik konuştuk tatlı tatlı. Neler yapabiliriz birlikte onu konuştuk. Birlikte bir yol haritası çizdik.
çok emek verdiler ve çok fazla çalıştılar ekipçe, görüyorum yani. 36 beden bir kadın olup bir kadın güzellik dergisinin kapağında değil de yılın kadını olarak GQ'nun kapağında ilk kez yer alacağım için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Yani kural dışı bir şey yapıyoruz çünkü hep birlikte ve bir şeyler yıkılmak için var biliyorsunuz, böyle canımızı sıkan şeyler. Onları birlikte gıdıklayıp yıkacağız galiba. Ne güzel. Gecenin sunucusu da sizsiniz galiba. Ben mi sunuyorum, haberim yok. Bana söylemediler. Sunucudan çok ya bu yıl ödül vereceğimiz isimlere dedik yani siz öyle ödül almakla olmuyor. Biz sizi biraz çalıştıracağız. Tabii. Çünkü bu yılın teması iyi gelenler. Ve okurlara, izleyicilere iyi gelecek bir takım sürprizler hazırlamak istedik. Bunlardan biri de aslında Galben'le yaptığımız bir takım kayıtlar, performanslar ve ödül töreninde de sunucumuz değil ama bir sunucu kadar ödül törenine hoşluk getirecek bir takım sürprizler olacak. Buradan küçük Yekta Kopan'a kayıtlar sesleniyorum. Yekta abi lütfen işine göz koyduğumu falan düşünüyorum. Biz hemen toparlıyorum. Seni çok seviyoruz abi. Biri sunacaksa sen olursun abi. Kesinlikle. Ona da peki selam. Ödülleri kim verecek? Ödülleri... Sürprizleri bozmayalım. Evet, tamam. Sürprizleri bozmayalım. Bozmayalım. Yok yok, bozmadan. Yarını bozmayalım. Yalnız anlat. Yarın akşam ne olacak? Yarınla ilgili şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi tema iyi gelenler. Ve bu iyi, iyi gelenlerden kastınız ilgili nedir? Bu yıl bizim o kadar çok iyiliğe ihtiyacımız var ki, o kadar fazla iyi habere ihtiyacımız var ki, o kadar çok bir insanın çıkıp kendi alanında küçücük ihtimallerle, olanaklarla da olsa, çok sıkışık bir yerden de olsa, belki bir köyden, bir kasabadan da olsa o ihtimalsizliklerin içinden iyi bir şeyler yaptığını duymaya ya da çok çok büyük imkanları olan insanların artık sonunda iyi şeyler yaptıklarını görmeye o kadar ihtiyacımız var ki, sağlıkla ilgili, kadın hakları ile ilgili, bütün insanların cinsiyet kimliklerinden, renklerinden, inanç sistemlerinden ve dillerinden bağımsız olarak yaşayabilmeleriyle ilgili iyi haberler almaya artık o kadar ihtiyacımız var ki, sanırım iyi gelenler dediğinizde doğayı, insanları, yaşayan ve yaşamayan her şeyin bir aradaki uyumunu ve onların iyiliğini kastediyoruz değil mi? Bunlara iyi gelen, bunlar için uğraşan insanları kastediyoruz galiba. Çok güzel, çok özetledin güzel ve ben sen anlatırken şunu düşünüyorum. Ben ne yapsam da seni bırakmasam bütün dergiyi, yayını, her şeyi birlikte yapsak. Her ay, biliyorsun bizim müzik sektörü yok bu aralar Ali Tufan. Bizimki bitti arkadaşlar. Hep birlikte özellikle bu dönemde bağımsız müzisyen olan bütün arkadaşları gidip özellikle dinleyin. Telif kazansınlar bir şekilde, kendileri ve ekmek yedikleri o insanların hepsi, ışıkçısından sesçisine kadar desteklensin. Çünkü biz bittik. Ben GQ'ya geçiyorum. Ne mutlu bize. Ali Tufan'ın asistanıyım efendim. Ne mutlu okuyucu. Yarın Ali Tufan, şimdi yarın akşam 8'de herkes... Yarın akşam 8'de Instagram'dan gqturkiyecanlı.com. Bunun için özel bir yeni bir web sitesi tasarladık. gqturkiyecanlı.com. gqturkiyecanlı.com. Jingle'ımız da şimdi çıktı. Jingle'ı da çıktı. Çok şanslı. Böyle böyle alıyoruz. Bir de UN'le galiba bir işbirliğiniz var kadın ve eşitlik konusunda. Evet. Ondan da biraz bahseder UN'le, misiniz? UN'le bir medya işbirliğimiz oldu. Küresel medya işbirliğimiz var ve bunu da yapan ilk GQ'yuz. Güzel de bir durum oldu. Biz bunu önden davrandık. Buradaki lokal ekiple birlikte. Bu anlaşmayı yaptıktan sonra birlikte neler yapabileceğimizi konuştuktan hemen bir hafta sonra işte bizim aylık bütün GQ'nun uluslararası edisyondaki yayın yönetmenleri birlikte yakın sürekli toplantımız. O toplantıda bize şey bahsettiler. Yani biz globalde güvenli bir şey yapmak istiyoruz, böyle bir şey. Ben dedim yani biz çoktan yaptık. Biz gelin gerçekten buyurun diye. Gerçekten çoktan yaptık. Evet, kadın gerçekten çoktan yaptık. Ve hem Kalben'in varlığı, Kalben'in varlığının dışında bu yıl Eşitlik Özel Ödülümüz var. Eşitlik Özel Ödülünü Boran Kuzum'la birlikte bu ödülün sahibiyle yine Engin'in yaptığımız gibi özel bir masterclass serisi tasarladık. O kişiler neye göre seçildi bu arada? Yani kriterleri neydi? Bu kişiler... eşitlik, Boran Kuzum kriterler neden mesela, bu kişiler ya da aslında, centilmenlik? Özellikle centilmenlik ve eşitlik konusunda biraz hafiyelik yaptık. Öncelikle o isimlerin, yani bu kavramların hangi isimlerle özdeştiğini biraz okurlara sorduk.
bir şekilde onların imajları, onların duruşları, farklı hayatta, farklı durumlarda söyledikleri kelimelerle özdeşmiş buluyorlar okurlar bu isimleri. Ama biz sadece okurlarda aldıklarımıza yetinmedik. Ben birebir sette çalışanlarına, çok eski dizilerde çalışmış kişilere, arkadaş, sosyal hayatta arkadaş olduğunu bildikleri kişilere böyle bir nasıl bilirsiniz bu arkadaşı diye böyle bayağı bir arkalarından hafiyelik yaptık. Çok iyi. Baktık artık hakikaten ikisi de bu gentleman benlik ve eşitlik kavramlarıyla özleşecek kadar gerçekten hayatlarında, özel hayatlarında da, profesyonel hayatlarında da cillop gibi insanlar. O yüzden gönül rahatlığıyla onlara bu ödülü takdim ettik. Ama dediğim gibi yani sadece ödülü takdim etmemiz yetmedi. Dedim yani bu ödül öyle kazanılmıyor. Biz sizinle birlikte çalışacağız ve altını doldurmamız lazım. Bu kavramları yeniden beraber çalışıp destek de alıp, akademisyenlerden destek de alıp ve bunları doğru şekilde anlatmamız gerekiyor dedim. Ve çok uzun bir şekilde birlikte çalıştık. Yani karşılıklı onların o metinlerini, bu videolarını çalışmak için. Onlar da çok çalıştı, araştırdılar, güzel fikirler getirdiler, biz bunu böyle söylemeliyiz diye. O yüzden diyorum bu yıl ödül almak aslında, yani ödül alamayanlar belki de yırttı çünkü ödül alanlar o kadar çok çalıştırdık ki. Yani onları bir yandan orada çalıştırıyorduk. Çok güzel. Kalbeni Edisi bir yandan işte bu yıl iyi gelenler temasıyla özel performanslar yapalım ve okurlara iyi gelecek bir takım sürprizler hazırlayalım dedik. O yüzden yani GQ'dan ödül almasaydınız bence yırttınız bu yılı. İyi sizi böyle kandırıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyuz ödül alanlar olarak. Ama kadın ve eşitlik deyince gerçekten akla ilk gelen isimlerden evet, çok doğru UN'le bir seçim olmuş. Anlaş işbirliğimiz bir podcast serisi hazırlıyoruz ve 6 bölümlük. Bunun dışında her sayıda zaten UN'le onların o ay ve o dönem hangi neyi nasıl duymaları gerektiriyorsa birlikte işbirliğine gidiyoruz. Yıllık, umarım da ömürlük bir anlaşma, bir dostluk. Erkek dergilerinin bu tarz durumlara daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu tarz dostlara daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Her konuda onlardan da destek alıyoruz. Sadece onların hikayelerini anlatmak değil, biz bu konuyu böyle işlemek istiyoruz ama bir de size soralım dedik. Sizce burada bizim farkında olmadığımız bir takım falsolar var mı, yanlış kavramlar var mı diye. Çünkü biliyorsunuz çok fazla bu zihin bir takım ezberlenmiş kodlarla ve davranışlarla dolu. Onları ayıklamak için biraz dostlara ihtiyaç var. Kendimiz bunu göremeyebiliyoruz. Bu konuda GQ'nun dostu Yüyen, Kalben ve daha birçok müzisyen, sanatçı, yazar ve kurum diyebilirim. Ne güzel, ne mutlu. Çok doğru bir seçim olmuş Kalben. Tekrardan tebrik ediyorum. Dilerim hiç eşitlikle ilgili konuşmak zorunda kalmadığımız yıllar çok yakındır. Yani herkesin artık cinsiyetinden tamamen bağımsız olarak istediği gibi sosyal haklara, kültürel haklara, siyasal haklara, yasal haklara sahip olduğu, ekonomik olarak da eşit hissettiği günler yakındır diliyorum ki. Yetişkinler olarak artık ruhumuz kavruldu bizim. Gençlikten yetişkinliğe geçtik. Yetişkinler olarak yapabileceğimiz şey çocukları, gençleri çok daha özgür ve hayalperest olmaya olanak tanıyan alanlara bırakmak, yani onları o toprağa bırakmak. Biz o toprakta büyüyemedik. Biz kendimiz o toprağı var etmeye çalışıyoruz başkaları için. Dilerim de bunu var edeceğiz. Yani ben tek başıma değilim. Kadın cinayetlerini durduracağız platformundan Mor Çatı'ya. İşte o kadar bir sürü sivil toplum kuruluşu var ki bu hepsine hayatın içinde. Hepsinde de siz çok duyarlısınız ve hepsine çalışıyorsunuz. Aslında duyarlı bile demeye gerek yok. Çünkü ben bir kadınım. Olması yani. Gereken. Ben dünyanın 4 milyarı kadın, 4 milyarı erkekse ben 4 milyar kadından biriyim ve kadın olup da feminist olmamak bana çok tuhaf geliyor. Kadın olup kadınların özgürlüklerini, haklarını tartışmamak bana çok fazla bir rahatlık gibi geliyor. Hani erkek olup feminist olmamak bana çok tuhaf geliyor. Çünkü birlikte var ediyoruz bu dünyayı. Kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan herkesin haklarının da peşinde olmalıyız bence. Hepimiz birbirimizin haklarının peşinde olmalıyız. Buna inanıyorum artık. Sanırım bu yüzyılın bize öğretmesi gereken şey, bizim almamız gereken şey, ben senden olmak zorunda değilim, seninle aynı hissetmek, aynı yaşamak zorunda değilim ama senin haklarını ben de korumak zorundayım. Çünkü senin haklarına biri tecavüz ettiğinde biliyorum ki sırada ben de varım. Yani. Orada ben de kurbanlık kuzu gibi bekliyorum yani. Kesinlikle. Cinsiyete, ırka, kültüre, farklı kültüre bakmadan birbirimizin hakkını arayacağız. Başka evet. Bir durum yok zaten. Bir de çok güzel bir cümle söyledin.
oradaki o toprak lafı, ben ama bu toprakların o merhametli gücüne inanıyorum. Evet, ben de inanıyorum. Yani Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun çocuğuyuz. Evet. Yani sonuçta burası anaerkil bir yerde biliyorsun. Evet. Burası ataerkil değildi yani, anaerkildi. Burada evet, kadınların hep birlikte istedikleri gibi komünler kurdukları, istedikleri gibi topraklarını işledikleri ve istedikleri gibi sevdikleri ve seviştikleri bir topraktı burası. Ama bunun dönüşümüyle birlikte ne yazık ki görüyoruz ki erk kurumlar ne yazık ki bizleri mutlu etmiyor yani. Savaş bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Çocuk işçiler bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Hayvanların katliamı bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Kadınların tacize, tecavüze uğraması, öldürülmesi bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Mutsuz aile yapıları bizi mutlu ediyor mu? İstemeyen insanların evlendiği? Hayır. O zaman demek ki bu erkek kurumlarla biraz eğlenmemiz, oynamamız, bunları biraz gıdıklamamız, de değiştirmemiz lazım. Çünkü ile başladık mıncıklamaya biraz erkek dünyasını. Mıncıklıyoruz. Evet. Çekimler de aslında biraz bu mıncıklamanın bir parçasıydı. Genelde sürekli birbirimizi mıncıkladığımızda hani itiraf etmeyecektik? Yok, mesela Şükrü de yine konuğunuzu. Çekimlerden biraz aslında buradan bahsedeyim. Mıncıklamaktan kastınız. Evet. Biraz o hani bu çekimlerle de birlikte genelde erkek dergilerinin çok böyle ciddi duran, kendini fazla ciddiye alan görüşünü de biraz kırdık diyeyim. Hani çok da sürprizi bozmayayım. Hafif o vitrindeki o kusursuz gözükmeye çalışan erkeği biz arkadan biraz gıdıklıyoruz. Yani ne güzel birlikte hissedebilmek çünkü. Bir adamın da üzülmesi, bir adamın da duygularını ifade etmesi, bir adamın da canı sıkıldığında bunu söylemesi, bir adamın da anksiyete krizi geçirmesi, onun da endişelenmesi, onun da patronuna kızdığını söylemesi, onun da adaletsizliğe kızdığını söylemesi, güçsüzlüğünü onun da anlatması, onun da güçsüz hissetmesi, bazen o gün kötü hissetmesi, o gün mutsuz olması. Ayıp mı ya? Adama da yazık, bu kadar baskılamışsın. Adam güçlü, duracak, saatini salla çabuk. Adam da bir piknik yapsın, adam da bir rahatlasın, adam da bir düşsün, denize baksın, adam da bir şiir okusun, bir şarkı söylesin, bir dans etsin, yatar. Adama da yazık. Harika konuşuyorsun. Yeni çünkü tam da bu erkeğin, yeni erkeğin ihtiyacı, bütün duyduklarının rehberi olmak için çalışıyoruz. Peki Ediz'le kalben ne yapacak yarın? Az söyleme lütfen. Söyleme bilmesinler. Sürpriz bir düet. Süper. Ama bu sürpriz bir düet bence arşivlik bir düet olacak. Çünkü ikisinin de kalbi o kadar temiz, o kadar başka ve çok o kadar çok ama saf ve o kadar derinden bir ruhlar ki bambaşka bir iki ruh. Yani bu kadar yakışıklı, bu kadar tatlı, bu kadar yetenekli olup bir de büyük bir pop yıldızı olup gıcık olamamak ona beni çok rahatsız ediyor mesela. O kadar tatlı biri ki evet, gıcık olamıyorum ya. Evet, bu iki muhteşem insan yan yana gelince zaten güzel. Çok seviyorum. Gerisi sürpriz olsun. Sevdiğiniz insanlarla bir şey yapmak ya da sevdiğiniz insanlardan bir şeyler yapmak hep çok faydalı bir durum bence. O duygu çok güzel oluyor. Tek türlü başına iş alıyorsun. O yüzden en iyisi sevdiğinle şarkı söyleyeceksin. Siz yeni tanışmışsınız ama sanki 10 yıldır birbirinizi tanıyormuşsunuz. Biz bir takım rahatlıklar, bir takım yakınlıklar. Ben sürekli GQ'nun ödülünü nasıl aldım şüphesi yaratmaya çalışıyorum. Buna nasıl verdiler bu gözlüğü? Kazaklı değil miydi? Bir köşede gitarını çalıyordu. Buna nasıl verdiler ya diyenlere. Biliyorsunuz ki Türkiye'de kadınların başarılı olmasının tek bir kuralı var. Biz de aşk yaşıyoruz. Hani öyle bir yakınlık bu. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bu ödül başkasına gitse ben üzülürdüm. Gerçekten kadın ve eşitlik konusunda. Ben evet, de çok o kadar, yani o kadar çok kadın için alıyorum ki aslında. Evet. O kadar çok kadın için. Güç oluyorsunuz onlara. Kadın olmak isteyen için, o kadar kadın hisseden için, o kadar çok insan için alıyorum ki. Sadece orada bir görüntüyüm ben, bir sesim yani. Ama çok rahmetli annemden tutun, annemin kız meslek liselerindeki öğrencileri, onların çocukları, etrafımdaki bütün dünya güzeli kadınlar, bütün dostlarım, o bugüne kadar bana değer veren, beni dinleyen bütün o muhteşem dinleyiciler, Kalben abla ben artık diş telimle güzel hissediyorum diyen kız, ilk gitarını alan kız, onlar için yani o çok duygusal bir şey benim için. Sadece gönül ister ki ben Kalben olarak o ödülü alayım, orada sağlayayım falan, Marley Monroe gibi falan. Öyle değil. Bir duygusu var içeride, o yüzden beni daha da çok etkiliyor yani. Çok insan umarım ki temsil edilme hakkı buluyordur. Yani o çok önemli. Size benzeyen birini görebilmek, size benzeyen birinin de hayatta bir yere vardığını görebilmek, sesini çıkardığını duyabilmek, hikayesini anlatabildiğine şahit olabilmek. Ben televizyona baktığımda bana benzeyen biri yoktu. Herkes çok pırıl pırıldı, çok ışıl ışıldı, çok güzeldi, çok kusursuzdu, çok 90-60-90'dı. Şimdi baktığımda başka türlü hikayeleri anlatan kadınların varlığı orada bana çok cesaret veriyor. Nilipek var, Nova Norda var. Şu an aklıma gelmeyen o kadar
çok seviyorum, en sevdiklerimi söyledim gene, torpil geçtim. Hani bir insanın, özellikle bir çocuğun, bir gencin bakıp bu insan bana benziyor, ben de onun gibi hissediyorum, ben de onunla aynı yerde olmak istiyorum demesi, o çok tatlı bir şey yani, temsiliyet hakkı. O çok kıymetli bence. İşte GQ'nun bu yıl yaptığı şey tam anlamıyla aslında çok farklı sosyokültürel yapılardan, çok farklı fizyonomilerden, çok farklı hikayelerden bir sürü insanı kahramanlaştırırken aslında o insanların benzediği bir sürü çocuğu, bir sürü genci, bir sürü yetişkini de kahramanlaştırmak. İşte evet. İyi gelmek böyle bir şey bence. O evet. Kadar güzel özetledin ki yani bundan çok. Sonraki her edito yazısında seni arayacağım. İş arıyorum çocuklar. Yani biz iş arıyoruz iş. Bütün müzisyenler iş arıyor. Ama ya bütün kadınlara çok güç oluyorsunuz gerçekten ve ilham alıyorsunuz. Vallahi hem güç alıyorum hem ilham alıyorum hem de karşılığını verebiliyorsam birazcık da olsa çok mutlu hissediyorum. Çünkü dediğim gibi ben annemin kızıyım. Annem öğretti bana ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini, bağımsız olmam gerektiğini, fikirlerimi söylemem gerektiğini. Bir erkeğin her şeyi bildiğini zannettiğinde hafif boynumu büküp ben de bir şeyler biliyorum demem gerektiğini ve böyle bir dünyada olmadığımızı ve bu dünyada hep kendi yolumu açmam gerektiğini ben ilk annemden öğrendim. O yüzden annemin kızıyım. Kimileri de babasının kızı, kimileri de babasının oğlu, annesinin oğlu. Ama dediğim gibi ben çok feminist bir bağ içinde büyüdüm yani. Annemle büyüdüm, annem kız meslek liselerinde öğretmendi, resim öğretmeniydi. O kız öğrencilerle birlikte büyüdüm. Onlarla resim yaparak, şarkı söyleyerek, dans ederek büyüdüm. Sonra kız yurdundaydım Bilkent'te burslu okurken. O kadınlarla, o genç kızlarla büyüdüm. Yani çok fazla kadın güruhları içinde ve kadın komün hayatlarının içinde yaşadım. Ve bizler için bir erkeğe ait olmak diye bir şey söz konusu değildi. Bir erkekle evlenerek tamamlanmak, bir erkeğin sevgilisi olmak, bir erkek patrona hesap vermek gibi bir şey söz konusu değildi. Hala da değil. Ne zaman öyle bir tuzağa düşsem hep çok kötü oluyor. Mahkemelik oluyoruz zaten. O yüzden en iyisi süper. Herkes bildiği gibi takılsın yani. Hala da değiliz. Şahane söylediniz gerçekten. Ne mutlu. Şahane bir insan yetiştirmiş annenizi. Herhangi bir spekülasyona neden olmaması için şu dostluğumuzu da bir evet, temize getirelim. Kesin yani, spekülasyon olur ya bizim. Çok hayır, komik. İki hafta. İki hafta oldu tabii. Evet yani tanışalım orada iki hafta oldu. İki hafta oldu. O yüzden Amerika'daydın zaten. Evet Amerika'da. Daha sen New York'taydın yeni geldin. Evet ve oradan yani bütün ödülü kazananlara aslında oradan bir işte... Zoom üzerinden bağlı. Bir kontrol bağlı. Ettiler bizi. Elimiz ayağımız düzgün mü? Düzgün konuşabiliyor muyuz diye. Herkesin aslında ödülünü ben takdim etmek istedim telefonla, video üzerinden. Ve işte kalbini tatlıydı o gün. Aradım, evet. Ve o aslında ilk konuşmamız ve ilk birbirimizi görmemiz de o telefon çok konuşmasıyla güzeldi. Oldu. Oradan ama bir derinden bir kalp bağı bir kuruldu. Öyle yani bir insana sevdiğinde seviyorsun. Ben şey biri değilimdir öyle yıllarca bekleyeceğim ve seni hep test edeceğim. Ve sürekli seni yeterince sevip sevmediğime bir karar veremeyeceğim. Ben sevince seviyorum yani Ali de öyle. Sevince seviyoruz birbirimizi. Ne güzel. Çünkü ölümlü olduğumuzun farkındayız galiba. Gerçekten hayatta en değerli şey olabildiğince sevgi yaymak ve sevgiyi deneyim etmek. Sonra gittim yanımda tatlı İngiliz sevgilimle, bir İngiliz enişteniz var arkadaşlar. Sevgilimle gittik, kahvaltı ettik hep birlikte, oturduk, aşktan bahsettik, hayattan bahsettik, onun yüksek lisans programından bahsettik, yok benim eğitim hayatımdan bahsettik, yok işte benim erkek arkadaşımın yolculuklarından, öğretmenlik kariyerinden, tanıştığı çocuklardan dünyanın dört bir yanında bahsettik. Bazen insanlar tanışırlar ve dost olurlar, bazen de 100 yıl geçer yine de anlaşamazlar, o yüzden çok şanslı hissediyorum yani. Bir de karşılıklı böyle... Gizli köşede tuttuğumuz yazıları da paylaştıkça o da bir ayrı bir derin tuttu çok, bence. Yani ürettiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşmaktan çekinmemek. Evet. Ne kadar 20'lerimizi boş harcamışız değil mi? O şiirleri, o öyküleri, o yazdığımız her şeyi, bir yerlere mırıldandığımız, kaydettiğimiz şarkıları hep böyle aman görürler de benimle dalga geçerler ya da hor görürler efendim ya da benim verdiğim değeri vermezler de ben kötü hissederim diye saklamışız. Şimdi artık 30'larımızda... Görürlerse görsünler efendim. Hiç umurumda değil yani. Aynen görürlerse görsünler. Görürlerse görsünler. Birbirimizle paylaşıyoruz. Ali Tufan'ın yazdığı muhteşem şiirleri okuma şansına eriştim. Bak gene gülüyor kendiyle dalga geçiyor. Ama biliyorsun Türkiye'de tevazuyla enayiliği karıştırıyorlar. Peki. O yüzden mütevazi olma evladım. Hayır ben şarkı çıkar mı? Çıkmadığını nereden biliyorsun? Vay bilmiyorum. Şok. Son dakika. Neden olmasın? Harika. Biz rolleri evet. Çünkü yayı beni yeri ama şeyi merak ediyorum. Roman ne durumda? Valla ben de sürekli editörüme bunu soruyorum. Editörüm sürekli bana şu bölümü de yazsam, bu bölümü de yazsam diye çok tatlı ödevler gönderiyor. Romanı yıllardır yazmaya devam ediyorum. Hala yazmaya devam ediyorum ama 2021 yılında artık... Şunu istiyorum ki sağlıklı olalım, özgür olalım, evet. İmza günleri yapabilelim.
ve ben o romanı okuyan ya da okumak isteyen insanları öpebileyim. Çünkü ben gerçekten sarılmayı, öpmeyi ve insanlarla temas etmeyi çok seviyorum. İlk romanımda temas edemezsem bozulurum, üzülürüm yani. İçimde ukde kalır. O yüzden mümkünse temas edebileceğimiz bir zaman diliminde yayınlamak bana daha mantıklı geliyor. Yani yoksa ekonomik bir karar olsaydı tam bu dönemde herkes içeride işte okuyoruz, ediyoruz. E-book olarak zaten e-kitap olarak yayınlardık ama ben ekonomik karar alamıyorum. O yüzden de yine hiç ekonomik olmayan çok bir karar ya. Alacağız yani. Romanda da olabildiğince batacağımız bir karar almak üzere bekliyoruz. Nasıl en iyi batarız diye. Çünkü sarılmak istiyorum yani. Gitmek istiyorum, buluşmak istiyorum insanlarla. Yine Türkiye'nin dört bir yanında, mümkünse dünyada da. O yüzden sarılmayı özledik ve sarılabileceğimiz bir zamanda roman bize bir sarılmayı hatırlatacak inşallah tekrar. Siz nasıl geçirdiniz pandemi dönemi? Romanı yazarak, romanın soundtrack albümünü yaparak, yeni şarkılar üzerinde çalışarak, sevdiğim arkadaşlarımın çocuklarının büyüyüşlerini görerek, sevdiğim dostlarımla buluşmaya çalışarak, bol bol yemek yapıp kollarımı ellerimi yakarak, şahane filmler önerdiniz. Şahane diziler önerdim, diziler önerdim, kitaplar çok okudum. Çok güzel kitaplar önerdim. Vallahi önerdim ya. Ben de o görüş bildiren insanlardan oldum efendim. Neden bende gözlüğüm yok mu benim diye? Hayır, hayır, ben çok iyi oldum. Değil miyim bu gözlükler? Ben çok iyi oldum. Hatta sizden görüp Modern Love'ı bitirdim. Çok Normal People öyle. Çok güzel diziler yaptılar vallahi. Çocuklar çok güzel diziler yaptı. Biz de Bir Başkadır'a bayıldım en son. Onu Bir izledim. Çok güzeldi. Güzeldi. Wireless diye bir şey izledim. Ona çok bayıldım. 8 dakikalık böyle 10 bölümlük bir şey yapmışlar. Telefon üzerinden tamamen ilerliyor. Artık Kibi gibi platformlar tamamen telefondan izleyebileceğimiz şeyleri üretecekler herhalde. Biz de emekliler olarak sağ çeviririz telefonu. Yani ben bildiğim gibi izleyeyim çocuklar falan diye. İzliyorum yani. Yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Üretken olmaya çalışıyorum. Güzel şeyler tüketmeye çalışıyorum. İkinci el kıyafete yönelmeye çalışıyorum ki plastik kullanmamaya çalışıyorum. Sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Sevdiğim dostlarımı görmeye ne yapayım? Ne yapabilirim? Yani küresel sağlık. Her şeye duyarlısınız. Ne mutlu. Ne güzel. Ama öteki türlü ne sıkıcı öteki türlü. Öteki türlü oturayım taş gibi durayım evde. O da beni çok sıkardı herhalde. Erken ölüm gibi o ya. Ben öyle yaşamak istemiyorum. Dolu dolu yaşamak istiyorum. Belki annemi 19 yaşındayken kaybettiğim için biliyorum yaşamanın çok güzel bir şey olduğunu yani. Birini özlemek, hayata dair şeyleri öğrenmek, o özlemekten, o kayıp hissinden var olan şeylere dair farklı sevgiler doğurmak falan bana daha romantik geliyor yani hayatla aşk yaşamak. Kesinlikle romantik daha romantik. Olmak daha tatlı. Bana göre ama bazılarımız var hiç romantik değil. O da onun keşke yolu. Öyle olsalar, keşke romantik olsalar. Becerebilen olsun, beceremeyen boşa uğraşmasın. Barışmaya sarı ayrılık, sarı kasım patılarla gelmiş ya barışma. Öyle romantik insanlar dikkat edelim arkadaşlar. Gül falan alın. Ama çaba var. Orada da bir şey. İşte Türkiye'de kadının çabaya çok odaklanması. Ben artık çabaya odaklanmıyorum. Ya olacaksa lütfen el yüzü düzgün olsun. Her şey tam olsun. Peki şey demişken yeni GQ, yeni yüz. Artık şey kalıpları yok değil mi? Kalıplar kırıldı. Hani kaslı erkek illa kapak olacak. Kaslı kadın var şimdi. Kaslı kadın. Yıllardır böyle bir algı var. Erkek dergisinde kaslı olacak. Ya bizim ilk yeni GQ'nun ilk sayısında. Kaslı sevgilim olmadı ya. Şimdi böyle kaslı deyince. Ne olur ya. Bu kas ne ya? Bana anlatır mısın? Kas her şey. O da her yerde. Arkadaşlar bugün nedir bu kolunu elledim. Ağladım gidip kuliste ya. Ama ya kas üzücü bir şey. O kadar eğlenceli, keyifli bir şey değil. Kas korumak için insanlar hayatlarını veriyor ya. Çok zor bir şey. Devam edelim. Kolunu elledim. Hani bunu elledim. Kas deyince şimdi. Kasılmayalım. Şunu diyoruz. Mesele kas değil. Mesele nasıl giyindiğin değil. Mesele nasıl düşündüğün değil. Mesele nasıl hissettiğin evet. Ve aslında ne oldun buna bakalım. Yani bizim ilk sayı, yeni GQ'nun ilk sayısında Bartu'nun Melikşah kapak vardı. Ya. Ve yani hani Bartu işte sarı çoraplarıyla ve şortuyla filan GQ'da kapak oldular. Ve bu en güzel aslında şeydi. Çünkü onların o gerçek kendi oldukları halini yansıtma biçimleri budur. Yani biraz şey çok kalıba ve o pakete takılıyoruz. İşte kas da bir paket aslında. Evet, kası bir paket evet. Olarak kası çıkardığında içeride güzel bir kalp var. Ona bakmak lazım. Biraz yani yeni GQ erkeği aslında buralarda. Çok böyle işin kasında değil. Çok güzel. Ama bunu da takdir edilmesi gereken bir. Yani sağlıklı tabii besleniyorsa ki. Ve hani vücudu da buna müsaitse yapsın kasını. Ne güzel. Ama kimseye kas yapma demiyoruz. Ama güzel, yakışıklı, çekici olmasının kuralı illaki 34 beden, 36 beden olmak. İllaki o göğüslere sahip olmak. İllaki o
baklavalarıma bak bebek. Buradalar falan. Kaslarım, protein shake'im. Hayır, illa ki bu değil yani. Hani güzelliğin, yakışıklılığın ve çekiciliğin o kadar farklı yerleri, o kadar farklı bağlamları, o kadar farklı enerji frekansları var ki bazen 75 yaşında bir kadınla konuşuyorsun. Böyle bembeyaz saçları var, artık kambur olmuş. Böyle üzerinde bir elbiseciği var yani. Altında böyle o çirkin variz çorapları falan. O kadar seksi, o kadar güzel ki, hayatını öyle yaşamış ki, öyle bir hikaye anlatıyor ki, o kadar özgür ki. Hiç o kadında var mı ya baklava, o kadında o 34 beden mi? Hayır. Ya da genç mi? Hayır, saçları bembeyaz mesela. Onu da öğretiyorlar bize, saçın beyazlamasın. Sakın kilo alma. Hamile kaldıktan sonra bile her zaman böyle belli bir fitliğini korumalısın. Bebek bile kasın içinden doğmalı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olmayacak. Biz insanız, kırışacağız, buruşacağız, saçımız beyazlayacak. Birileri de öyle mükemmel görünmeye devam edecekler bir paket olarak ama artık salalım birbirimizi ya. Evet ya. Kilo alacağız, vereceğiz, evet, her şey olacak. O çok keyifli yani. Zaten vücudumu tabii keşfetmek, onun daha sağlıklı ve mutlu olduğu zamanlar. Ben bazen mesela 42 beden oluyorum ve o zaman şarkı söylerken daha farklı bir özgüven hissediyorum. Daha hızlı hissediyorum, daha ateş hissediyorum mesela. 38 oluyorum, daha pısırık hissediyorum filan böyle. Efendim ne oldu? Bu sahneye geliyorum falan. Belli olmaz bu işler yani. Kimin peki kendini artık daha nasıl mı çok hissedecek? Dans ediyorsunuz? Daha mı çok enerji ya, geldi? Sonuçta 34 yaşındayım. Menopoza yaklaştıkça insan gaza geliyor. Yani insan hayatın kıymetini anlıyor yaş aldıkça. Ben menopoz yaşını söyleyeyim, 58-59 falan olacak senin. Ben de çok korkuyorum. Çok geç olacak. Mick Jagger gibi 78 yaşında hamile kalırsam hiç şaşırmayacağım. O da 78 yaşında bir kızcağızı hamile bıraktı ya geçenlerde. Yani dans etmeyi çok seviyorum, özgürleşmeyi çok seviyorum. Kendi alanımda yaptığım şeye daha çok inandıkça ve daha fazla insanla buluştukça ve o buluştuğum insanlarla da daha derinden anlaştığımı hissettikçe doğal olarak utanmanın alemi kalmıyor. Yani sonuçta büyüyorum ben de. Yaş alıyorum hayattan. Deneyimler kazanıyorum. Yaptığım şeyi severek ve aşkla yaptığım için de artık boş yere pısırık takılmanın anlamı yok yani. Yeterince pısırıklık yaptım ve yeterince hata yaptım ve artık onlardan öğrenip olabildiğince kendi bedenimde ve tenimde ve enerjimde mutlu hissetmek istiyorum. Çünkü yaşamakla romantik bir ilişkim var dediğim gibi ve bu romantizm beni daha özgür kılıyor yani. Öyle daha çekici hissediyorum, öyle daha hayatta hissediyorum. Mutluyum şu an yani, olabildiğince tabii ki dans edeceğim, tabii ki terleyeceğim, tabii ki istediğim gibi giyineceğim, istediğim gibi davranacağım. Yani birileri kapan dedikçe daha inadına serserileşesim var. Biraz öyle bir ruh yapım olduğu için yani mümkünse olabildiğince açık saçık ve rahat olmak ne galiba güzel, hayatta. Özgürce. Nasıl özgür hissediyorsan, seni kapalılık, utangaçlık özgürleştiriyorsa öyle. Seni daha açık olmak, daha frapan olmak özgürleştiriyorsa öyle. Sen öyle giyinmek istiyorsan öyle, böyle davranmak istiyorsan böyle. Yani o tatlı herif vardı ya bir videoda. Hiçbir kadının ne yapmak istediğine hiç kimse de karışamaz falan diye. O tatlı adamın dediği gibi yani. Çok tatlı. Kendime karışmayı bıraktım toplumun gözünden. Yani baktım biz zaten sürekli birbirimizi yargılıyoruz, birbirimizin işine karışıyoruz. Sürekli birbirimizi kötü kötü yerlerden eleştirmeye çalışıyoruz. Aynen. Bir iş yapılıyor, ilk önce o işe bir çamur atıyoruz falan tebrik etmek yerine. Bunca zaman da bu kadar insan bir araya gelmişsiniz, bir şey yapmışsınız demek yerine. Bir kadın görüyoruz çok güzel, onun da saçı şöyle aslında falan diye anlatıyoruz. Bir adam görüyoruz, o da aslında biliyor musun falan. Sürekli bir böyle bir haller dedim ben dürtmek tarafından kendimi dürtmeyi bıraktım yeter artık ya. Başkalarının üzerinden kendimi dürtmek istemiyorum yani. Ne bu güzel. Dürtülmeye bir son verdik bu yıl. Ay ne güzel ya. Ne güzel konuştunuz. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz geldiniz. Ama atlıyoruz. Merakla. Bir dakika, bu program bitmiş olamaz. Merakla ödüksel. Sizinle tanışmak çok tatlı olsun. Çok sağ olun. Siz ayağınıza öyle. Sağlık. Çok sağ olun. Yarınla ilgili son bir 8'de herkese. GQTürkiye.com bekliyoruz. Herkesi GQTürkiye canlı.com. Saat 8 arkadaşlar, akşam sabah değil, kimse erken uyanamaz. Sanat sektörü biliyorsunuz. Akşam 8'de. Sanat sektörü gece. Evet, sizi uğurlarken hediyelerimiz var. Evet, hediyemiz var. Karaca sizin adınıza UNICEF'e bir bağışta bulundu. Ne kadar güzel. Evet. Ya. Evet, okul çocukların eğitim öncesine desteği gidiyor. Çok teşekkürler. Çok, ben onu da alayım falan. Güzelliğe bak. Sen de Kerem Görsel. Şey mi yapsak? Değiştirseniz mi? Bu korkunç arkadaş olur ya. Senin hediyende gözü kalır. Ne güzel bir hediye. Sevgili Kerem'i de çok seviyoruz. Sevgili Nilüfer'i. Nilüfer'i o kadar seviyorum ki ben. İspanyol meyhanesiyle büyüdüm denebilir yani. Annemin kaset
kutusundan çıkan albümler arasındaydı. Nilüfer'in sesini ilk duyduğum zamanla hala hatırlarım. Kahvelerinizi içerken bizi hatırlayın. Bizi hatırlayın çok lütfen. Çok sağ olun. Tekrardan çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Sevgiyle kalın. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.